Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Şimdi karşınızda Okan Bayülgen. Yapmayın, yapmayın. Ellerinize yazık, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Hoş geldiniz. Omikron neredeyse bitiyor. Sağ olun, var olun. Seyircilerimizle beraber, az sayıda seyirci olsa da... ...tekrar beraber program yapıyoruz. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Evet hanımlar beyler Esra Dermancıoğlu, Sabahat Tümer hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Beraber katılacağınızı bilmiyordunuz. Ama biz herhalde birbirinizi seversiniz. ...hoşlanırsınız diye düşündük... ...senin fotoğraf manyaklığın olmasaydı... ...daha neşeli başlayacaktın programa. Onda, onun için değil... ...ben seninle her sene bir fotoğrafım olsun istiyorum. Ne böyle bir geleneğimiz mi var? Hayır benim isteğim Hayır, bu. benim bundan haberim yok. Ama şu Bizim her sene seninle fotoğrafımız mı e, var? Geçen Gittikçe sene, yaşlanıyoruz. Geçen sene de çekmiştik hani. Çekmiş miydik? Evet. Evet. Bir programda. Mezara doğru. <gülüyor> <gülüyor> mezara doğru fotoğraf Aa, projesi. O böyle gameceğiz. <laughs> çok, çok sene olmadı mı senle tanışalım? Korkunç olmadı mı? Ben Nasıl yaşlandık? Ya ben vallahi ya yani ben kendi fotoğraflarıma bakmıyorum yıl yıl böyle. Bir de telefon bazen gösteriyor. Ben ya. sana bir şey söyleyeceğim. Ben seni çok iyi gördüm. Gençleşmiş gördüm. Ne yaptın? Hı? İşte orama onu sıktırdım. Burama bunu sıktırdım. <laughs> Kafamın arkasından girdiler, geri gerçekten, çektiler falan filan. Gerçekten maşallah falan. çok iyi gördüm. Hayır, yani. ben seni iyi gördüm. ederim. Siz kimdiniz? <laughs> ben yavaş yavaş kalkayım gerçekten. Evet. Şey, ben Esra. Evet. Eee ben sizden daha gencim tabii daha otuzlarında. Kesinlikle daha gençsin. Çok çok gençsin hakikaten. Çok tatlı. Bir çok çok da çok da çok, iyi görünüyorsun. Evet. Bir makyajını da çok beğendim. Sadece ruj. Evet, ben her zaman sadece ruj sadece kullanıyorum. Ruj. Evet. evet. Allık sevmiyorum. Burada bir iz bırakıyor çünkü. Evet. Şöyle. Bak. <laughs> Onu sevil bira. Bak. Hı. Evet böyle de güzel. Sadece ruj. Peki bunun, bir, ruj. bunun bir şey var mı? Anlamı var mı? Bu böyle bir gelenek midir? Böyle, kim buluyor bunu? Yok yüzümde bir boya istemiyorum yani. Gözlerde? O, e, gö, gözlerde rimel. Hmm. Aşağıda ruj. Aşağıda ruj. Ve düz tek bir renk. Yani çünkü cildimle <laughs> cildim falan, e, falan bir de cildim o güzel. O kadar seksi bir kız ki. Çok. Yani <laughs> hakikaten. Aa, bu, değilim a, artık a, a. kabul et. Ne kaç yıldır değilsin? E yani, ne ka Pardon özür dilerim. Son şeylere, son fotoğrafları falan gördüm Gördün medya mi? sitelerinde Çok falan. Seksiydi. Kaç saattir değilsin? Oh. Ne kaç yıldırı? Kaç saattir değilsin? Yok artık ne öyle olmuş. hissetmiyorum. Ne yapmışım Bir şey mi yaptım? Yok bir... bir şey yapmadım. Bir gay arkadaşım. Fotoğraf çektik. Hmm. Çırıl çıplak diyorlar. Neresi çırılçıplak? çırıl çıplak? Kocaman hmm. böyle bir tane örtünün arkasında arkası... Muamma tabii olabilir yani. Muamma nedir? <laughs> 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 ya muamma yani. <laughs> muamma ne ya? ya? Bir muamma arkası. Arkası muamma. Yani ne olduğu belli Arkadan değil. Muamma. Arkadan timsah çıkacak Mesela. hali yok ya insan <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> hayır, i̇nsan hayır. da üç aşağı beş yukarı <laughs> biliyoruz hayır, değil mi? Hayır örtünün arkası muamma. Ha o muamma anladım. Tamam. <laughs> Öyle bir şey işte ne bileyim ama. <laughs> ama böyle arada bir girip sallıyorsun ortamıza. Sall Ha öyle ee, mi? Bir e, böyle bir şeyden, bir yerden bir sallantı oluyor. Çılgın bir yay çünkü. O da ondan yay burcu. Sen onlara da inanmazsın da. Ay burç da. muhabbeti başla vallahi. <laughs> ya, dayanamayacağım artık. Ekselenim yani bu yaş aldıkça ya. daha da fena oldu. Ya o kadar çok sıkılıyorum ya. Yani bu ne olacak bu yani? Fotoğraf çekelim. Of, e, burç ya. muhabbetine girelim. Hakikaten e, ne çok kararlı. Ne konuşmak bir... istiyorsun hmm? söyle. Her şeyi konuşalım. Programın sizden sonra Fatih Tutak var. Türkiye'nin en önemli, <laughs> evet. en önemli evet. fine dining ee, da ...lokantalarından birini açtı... Konumuz da ...aramızda... ...müthiş bir lokantası var ve gerçekten... E, ...bu topraklara ait... ...bir fine dining yapıyor... E, ...bu toprağa ait... ...böyle oradan onu getirdim buradan... ...bunu arakladım gibi bir şey değil... ...bu toprağa ait ve hakikaten inovatif bir... Mutfak yapıyor, gittim ben de tecrübe ettim Şeyde, dedim ki bunların hepsi de, değil bir şey kapamak için olabilir insanların hayatında. Sana bir hayatında. şey söyleyebilir miyim? Hı. Mesela fine dining'de aynı şeyi hissetmiyorum ama junk food da yani street food dediğin o hı. böyle hani hani hunharca yemek var ya. Hı hı hı. O fine dining biraz daha hani ...bir daha kibar, daha zarif. Ama kişiye göre değişir. Mesela ben de kendi şeyimi daha fine dining hissediyorum. Demek ki sen daha hunharca. Ben mesela ee, evet. <laughs> yani ben mesela anladın mı böyle hamburgerler Mesela ben onu soslu. kapatmak için fine dining lokantaya gidiyorum. Ama her şeyden bir parça. Doyuyor musun peki? Her, ha? Doyuyorum. Her şeyden bir parça. Şundan şu kadar, bundan bu kadar, bundan bu kadar. Arada belli bir süre var falan. Bunu da tadıyoruz, bunu da tadıyoruz. Bir çeşitli demek ki seninkisi hamburger bir iş. Evet o ama hay hay hayır evet ama o işte onu <laughs> diyorum Bu bölüm kesilmeyecek halde ben düzenliyorum bu bölümü ama kesilmez bu yani kesilmesine imkan İstiyorsan yok şu İstiyorsan konuşmayayım hayır, öyle Hayır ben şeyler. konuşmak istiyorum seninle. Ben de. Bipleyin bari kesin. Hayır hayır cümle. bir şey hayır <laughs> biplemek de olmaz. Bip, biplemek daha kötü değil mi? Demek ki çok ayıp ediyoruz da ondan sonra <laughs> bir bipliyoruz. O da böyle hani, e, Aa, hani malumun ilanı demeyeceğim de durumu ya. Yani mesela bir, bir, adam çok biplenen bir adam diyor. Ay ne terbiyesi bir insan dersin seyirci olarak. Ben de merak ne konuşuyor diye merak ediyorum. Mesela Hı. sen biplenirsen ben acaba neler Söyledi diye merak ederim. Vallahi biz ikimiz de, sen de, ben de bunca yılın yayıncısı olarak hiç biplenmeyecek hale geldik. Evet. Yani hiç biplenmeyiz. Peki, şimdi... No big. E, seninle arkadaş olduğumuz için ve sen de zaten burada benim e, sanki böyle... E, Eski dostum. Sunucu hı. arkadaşım gibi oturuyoruz. Esra ile başlayalım. Tabii ki. Aa. Müthiş bir eğitim gördün. Görmedin mi? Gördüm. Çok güzel Fransızca <laughs> öğrendin. Ondan sonra... Çok iyi yani bir kere Pierlotti'den çıktın. Sonra İsviçre'de sanat tarihi evet. eğitimi aldın. Evet. Aldın mı? Yani gittin oralarda takıldın mı yoksa alıp ya, ya bir şey aldın mı oradan? Diploma mı diploma? Şöyle ya da aldım. lazım mı diploma Hiç bilmiyorum. Hiç lazım değil. Ee, şöyle mesela okuduğumuz bütün dersleri gezebiliyorduk. Atıyorum Floransa'da bir Medici işte o kütüphanesi Medici Library'yi okuyoruz. Çat atlıyorsun trene gidip seyrede, gidip gezebiliyorsun. Nasıl nasıl oluyor? E oluyor Avrupa küçücük yer alıyorsun tren biletini. <laughs> dünyayı ya? geziyebiliyorsun. Küçücük <laughs> bir yer. Yani Avrupa benim için küçük. <laughs> Biz üçümüz yemeğe çıkmalıyız. Ben istemiyorum program yapmak. Ben yemeğe çıkmak istiyorum. Yani kimse bizi Biz <laughs> Ay, Avrupa böyle. Afrika yaşıyorum. nasıl? Afrika büyük. Afrika büyük. Afrika büyük ama Avrupa'da şöyle bir şey var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o toplu taşıt dediğin bir biletini alıyorsun evet. trenle oraya gidiyorsun o bütün o yolculuklar güzel yani okuduk okuduğumuz evet. şeyleri orada birebir görebilme şansın müthiş. vardı Kim bu da müthiş bir şey yani. Peki orada seninle beraber okuyan insanlar neler yaptılar? Sen oyunculuk yaptın sahne sanatlarında e, sinema evet, sanatında. Şey yapmadı, evlendiler ve çocuk bakıyorlar ben şey yapar mısın Facebook'ta filan vakti zamanda baktın mı o bir huysuz kadın vardı ne olmuş o beriki yakışıklı olan ne yapmış ben baktın. çoğuyla görüşüyorum ha. ben e, sevgililerimle görüşüyorum oradan çok. Eee hayır görüşüyorum yani. Ha sevgililerinle şey yapıyor. Tabii evet, onlar evet. artık Evet yani, evet. Ve çok düşün 19 yaşlandılar, yaşında. Yaşlandılar, kimi bak, kanser oldu, kimisi. Hepsi hepsinin hepsi duruyor. E, duruyor bak yani. sana bir şey söyleyeceğim. Tarifler çok enteresan. Çok, acayip yani. <laughs> çok enteresan. Burada tüm sözleri değil, jestleri kesmek gerekiyor. Evet. Hayır. Hayır. Ve yani sapasağlam denir ya yani öyle. Ha, müthişsin, müthişsin. Şimdi bak şöyle bir şey var. Bir zaman o zaman 19 yaşında Lucio diye bir bir sevgilim vardı. Evlendim onunla mesela. Ve hala üstünden artık 82 yıl geçmiş yani ben yaşlıyım çünkü. Hmm. Ee, hala görüşüyorum. Bir sürü arkadaşımla görüşüyorum. Hmm. Orada yabancılar daha çok şey yaptılar. Türk arkadaşlarım çok bir şey yapmadı. Hmm. Evlendi daha hmm. Çok bir kariyer hmm. yapmadılar. Neyse artık o kariyer. Buna neden? De. Çünkü tabii bu programlar biraz hayatımızı anlatıyoruz, biraz bu programda, biraz son işlerimizin içeriklerinden bahsediyoruz. Tabii. Ne var işte? oyun mu var, filmi var, müzik mi var? Şu mu var, bu mu var falan. Bir anlamda ilham vermesi için. Çünkü sadece konuşuyoruz artık bu programda bu. Konuşulan, anlatılan şeyler başkaları için ilham veriyor. Yani şu açıdan söylüyorum, yurt dışında sanat tarihi okumak ne işe yarar? Şöyle de düzelterek sormak istiyorum. Çünkü eskiden e, biz e, alışılageldik meslekler vardı. İşte mühendis olurdun, doktor olurdun, avukat olurdun, bilmem ne olurdun falan. iktisat miktisat bir şeyler olurdu falan filan. Şimdi Amerikan e, sistemiyle beraber bu majörler e, filan işte büyük majorlar, küçük majorlar filan çocuklar gidiyorlar. Ailelerin, tanıdık ailelerin çocukları. Yavrum ne okudun orada? İşte oradan bu, bu, bu major'lardan aldım. Biraz bunlardan aldım. Şunla oraya ortaya karışık bir şeyler yaptım filan. Anladın mı? Hukuk okumuş, sanat tarihi de okumuş. Biraz sinemada okumuş. Oradan hafif ekonomi de yapmış falan filan. Karışık bir tip. Ama dünyada böyle multitask, multidisipliner bir halde ya. Dolayısıyla bugün sanat tarihi okumaya eskisi gibi bakmıyoruz artık. Çok ya yani o kadar bugün Bugün daha bugün çok Hı. heyecanlıyım şu an Hı. sana söyleyeceğim şeyden dolayı. Hı. Hı. Ben işte oyunculuk yapıyorum. Şimdi Hı. biraz e, yazardım hep ama öyle bir şeye girmedim. O oyunculukla uğraştım falan filan. E, bir şey yazıyorum ve çekmek istiyorum, yönetmek istiyorum. Öyle bir şeye geldim, Hiss hissettim onu ve Hı. bugün bir şey çektik. Sanat tarihi hiçbir şey yaramadı. Başka hiçbir şey e, beni o ...o şekilde yardım edemezdi bana... ...sanat tarihi okuduğum için... ...gerçekten... E, ...inşallah seyredersin... ...çıkacak yakında... Hmm. E, ...o kadar yardımcı oldu ki... ...bugün hissettim sanat tarihi... E, ...okuduğumu... E, ...konuşsam... E, ...sanat tarihi okuduğuma... E, ...dur... ...sanat tarihi... <laughs> ...dur dur vereceğim... ...sanat tarihi... Ok okumamın bugün bu i̇şe işle ilgili ya. çok işe yaradığını gördüm. Ki biz bunu izleyecek miyiz? İzleyeceksiniz. <laughs> Ve çok heyecanlıyım. Çünkü salata ilgilenme... Sadece... Hayır bir tek çektim. İstemedim oynamayı. yönettim Yönettim. Çünkü Senaryo. da yazdım. Bak şimdi çünkü bütün filmlerde de tek göremediğimiz o sanat meselesi çok eksik Türkiye'de. Hı -hı, yani hı. renkler işte prodüksiyon bir ev buluyor. Oraya bir oyuncuları oturtuyorlar. Hı -hı. Kostümleri giydiriyorlar. Hı -hı. Ama bir bütün olmuyor ya. Hı -hı. Aslında bir resim o. Hı -hı. O resmin ışığı, hı -hı. duruşu, hikayesi. Hı -hı. Onun için e, çok işime... Baştan ayağa tasarımlanması gereken baştan bir şey. başa tasarım... Tasarı... Tas, e, tasarı... E, dur... <laughs> tasar tasarılması lazım. Gideyim mi ben? Hay. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Lan bunu Kadın eski adamı sor, şakır şakır anlatıyor. <laughs> Ondan sonra şakır şakır <laughs> diye anlatıyor. Sonra ama bu bak ben sana bir şey söyleyeyim bu mesleki deformasyon. Kendi işini anlatırken çok heyecanlanıyor, <laughs> heyecandan oluyor. Diyorum. Adamlara bu kadar heyecanlanmıyor 82 yıl o kadar önce dedi. Doğru bir şey söylüyorsun ki evet. anlatamıyorum. Evet. Adamları öyle sohbeti var alır Yiyip seni andıtırım. çuvala koyar evet. denize atar. Ama bu şey böyle bir e, bir şey heyecanlandırmış. Heyecanlanınca insan konuşuyor Bir şey istediği bir i̇lk şey. İlk defa yaptığı et. bir şey değil sanatın içinde. Ha yönetmeyi y ilk defa yönet, yaptı. Yönetmeyi yazma. buraya da ilk defa yaptığı bir şey. Nereye diye doğru diye gidiyoruz? Durmadan gözlemek. söylerken kızım. Benim onun bir şeyine bakmam gerekmiyor. Onun bakılacak o bir şey o anlatıyor dedi. zaten. Biraz önceki jestlerle. <gülüyor> Avrupa. <gülüyor> a, 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 Avrupa, Afrika. <laughs> ay ay. Peki, iyi bu he, hey canlı tamam çok güzel. Peki şimdi bu sanat eğitimini aldın sonra. Şahika Tekand. Evet. En entelektüel tarafından girdin Evet. Oyunculuğa, evet. Değil mi? Evet. Ondan sonra eee ile beraber bir ee, Çok küçük, Orada küçük bir, bir şey. Sonra bu yaptım. Fatma Gül'ün suçu ne? Geldi. Sonra işte efendim 90'lar Silbaştan Serçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl, Kırgın Çiçekler, Şahin Tepesi bir zamanlar ee, Çukurova ee, geldi ve Buradan bir... bir şey olmadı. <laughs> Hayır olmaz mı? Olmaz mı? Ya bence senin ben şöyle görüyorum. Sen aslında oyunculuk işlerinden daha fazla tanımıyorsun. Ya seni tanımayan yoktur. E, bir şey var böyle çok ya total böyle bir şarmın total... var, şarmın var. Herkes aa seni seçiyoruz mesela. Aa <laughs> o işte falan. Yani... Totale de çok iş yapıldı. O işler hep iyiydi mesela Fatma hmm. Gül öyle işte hmm. bütün o. E, oynadığım işlerde hep böyle bir total oldu. Yüksek reyting aldı falan. E, sabit, yani. Zaten seni Fatma Gülle görmedik. Evet, evet. İlk Fatma e, Güll'e yenge yenge diye patladı zaten ilk oyunculuğunda. Hatırla. Bir de bunlar şeyle kızla ne söyle ismini? Onunla beraber çok çıkıp dolaştılar. Beren. Evet, Beren'le beraber bunların o bir bir iki kız çıkmaları <laughs> Memlekete ya dert sus, oldu. Sus, oh, dert oldu. yıllarca... Yani bizim ben böyle sürünerek böyle beyaz bir şey var üstümde bu böyle bütün makarna lekeleri hmm. hep öyle çıkıyordum çünkü hep sarhoş e ama e, ama şimdi ama, bıraktım e, içmiyorum artık. E, Beren de hep çok hanımefendi değil mi o da? E, Beren... E, yani sen benim, oradaki ama... arkadaşlık... Ee, Beren senin e, şeyinmiş gibi hani seni işte oraya götürmüş sonra da eve bırakmak zorunda falan gibi <gülüyor> <gülüyor> değil mi ilişkilerinde hep hani ön planda olan Esra Beren, Beren geri planda. Yok ya. Ben bütün ben bütün fotoğra... fotoğraflarda öyle. E çünkü ha. ben daha dağılmışım o dağ Ya genelde ben. şeydir ya hani e, güzel kız ve arkadaşı o iş çalışmıyor format sizde. Çalışıyor. Ön planda hayır Okancığım no. bayağı hayır, çalışıyor. Hayır ön, ön planda olan ön planda olan Serçe eve eve diye gelersen. E Orada yani. Beren de diğer kameraya röportaj veriyor. <laughs> Dizmiş çok yakında çıkıcık falan hayır, diyerekten. O da öyle ama değil. Çok hayır öyle yazıyordum. öyle. Hayır, hayır öyle. Değil, Orada çıkarttı. hayatını yaşayan sensin. Bütün şey ya bütün bütün sevmiyorsun ama Yay burcu. Ne zaman Berenle beraber işte yine bir yerden çıktılar falan filan yani. evlerine gitmeyecekler. Mi? Çok normal hani bir yerden çıkacaklar sonuçta filan ama o fotoğraflarda ben seni hep ana karakter olarak gördüm. E çünkü çok dışlak evet. bir de ben büyüğüm yani daha ona o çok daha petit daha tatlı hmm. e ben de böyle bir bir bir, bir şey Bak, var yani. Bak görüyor musun yani. Baktın mı dedin ya biraz önce zaten anlatıyor bakmaya Hayır. gerek yok. Evet. <laughs> evet. Evet, <ben gülüyor> Hayır istemedim. Evet peki bu e, oynad Oynadığın kadınlar e, hep masum kadın oynadın mı hiç Asla. mi? Masum. <laughs> masum kadın oynamıyoruz Fakat bu kadınların ama hiçbir zamanda senin oynadığın rollerden gerçekten nefret edemiyoruz galiba. Orada bir mizah şeyin var içine evet, koydu. Var. Hı. Bir mizah ekiyorsun ve o yüzden de sanıyorum ki herkese çok cana yakın geliyor. Çünkü bizim... E, Ülkemiz mizanda kötü, kötü rollerinde bile, tabii aptalca çekilmiş filmlerden, dizilerden söz etmiyorum. Böyle bir biz, biz şey biliriz yani. E, karanlığın içinde aydınlık, aydınlığın içinde evet. karanlık. E, böyle, e, hani kimse gerçekten yüzde yüz kötü değildir. Kimse yüzde yüz iyi değildir. Bizim Hı. mizamızda vardır bu. E, şeylerimizde vardır. E, iyi filmlerimizde vardır. İyi Hı. yazarlarımızın yani romanlarında vardır. Bizde. Hı? Kötü karakteri de severler bizde. Evet, yani şöyle bir şey. Mesela biz işte hepimiz bu Star Warslar filan başladı, bin tane çekildi falan filan. Mesela bu Star Wars nedir? Hadi bir e, anlat bakalım nedir bunun. Tabii ki yani hor görmek ya da yüzeyselleştirmek istemiyorum ama işte iyi ve kötü vardır formülü olarak. Batı medeniyeti de buna inanıyor aslında. Yani e, biz biz inanmıyoruz, bizde yok. Bizden doğuya gittikçe de yok bu. Yani illa iyi vardır, kötü vardır. Bunlar çarpışırlar, sonunda iyi kazanır. Yani böyle aptalca şey olur mu yani? Biz neden acaba iyi senaryolar yazamıyoruz? Çünkü herkes çok tembel. Bir şey tutarsa aynı şeyde. Evet, yoksa... yaratıcılık yok hayatım. Kesinlikle müthiş sohbet oluyor. Tamamen sadomasoşistik ilerliyor sohbet. <laughs> Çok acayip bak bu acayip bir senaryo. Biz niçin iyi senaryolar yazamıyoruz? Burada da e, mücevherlerini şıkırdatarak bu. Çünkü herkes çok tembel. Evet. <laughs> küpelerin sesi mi çıkıyor mu? Hayır küpelerin sesi çıktığı için değil. Çıkıyor da olabilir. Bakın ben onu Çıkıyorsa söyleyeyim. çıkartayım. Yani e, böyle Tamamen aristokrat ve sadomasoşist bir konuşma geçiyor burada. Ama realiteden konuşuyoruz Okan'cığım. için kamera ha, ha, beni Ha ha kamera. <laughs> Ay bir an kadını görmedi. <laughs> Ensesini filan görseydiniz. Evet. Peki. Peki. Şimdi. E, bu biraz önce anlattığım şey yeni bir şey ama onu daha ayrıntılarıyla söylemek istiyor musun? Yok. O kadar. Hayır söylemek istemiyorum şu an. Peki. Canı istemedi. Peki. Kızın 18 yaşını bitirdi. Evet. Ben. Eski kocan da arkadaşımız. Tanıyor musun? A Herhalde. Aklı Her gidiyor geliyor. Hayır. Şey <laughs> <laughs> Okan tabii ki. Evet, Mehmet. Çok seviyorum. Harika. Tatlı, bir tatlı seviyor musun gerçekten onu? Çok seviyorum. Onu? Sen sevmiyorsun. Çok seviyorum. İnsan <laughs> eski kocasını çok, sever mi? Ben çok seviyorum Hakikaten onu. Hakikaten mi çok Evet. seviyorsun? Daha geçen mesela pazar beraber işte, çocuk yemek. Ha çocuk büyüyor tabii ha, ki beraber. Ha, hiç öyle. Biz Çocuğu aile, da almadan beraber biz yemeğe gidiyorsunuz. Biz ikimiz tabii ben onu çok severim. Ben onun Bodrum'daki evinde sevgilimle kaldım. Bana Çok iyi. o kadar tolerans Çok gösteren iyi. bir adam. Yani. Hayır gerçekten Bodrum'da bir evi var. Bak gerçekten Ömer'le beraberim o zaman. Yahu Üç çocuğunuz yıllık... var tabii böyle şeyler olur canım <laughs> ama Allah Allah. Ama olur mu canım ama bu, istemeyebilir ama şey adam. Medeni tatlı bir adam Hayır, yani. Hayır be, belli bir yerden sonra artık çünkü bu artık karı koc kocalık kalkıyor. Anne babalık kalıyor. Anne babalıkta da artık karşıya bütün kredileri açıyorsun. Çok normal bir şey bu. Olması gereken bir, olması şey. Gereken bir yani şey. Olması gereken bir şey. Olması gereken onda değil ister Olursa onda iyi olacak Allah bir Allah şey Allah. yani. Hani kavga yani güzel bir şey. Çocuğun babasının da. Çünkü anne de baba da herhalde şunu düşünüyorlardır genelde. Yani mesela anne ise babasının ruh sağlığı yerinde olsun, sağlığı yerinde olsun. Neden? Onu düşünmese bile gerçekten çocuğun sağlığı için zaten anne babanın mutluluğu ve sağlığı çok Ama önemli. Ama Mehmet benim ruh sağlığımın bozuk olduğunu düşünüyor. Ay Esra yiyeceğim seni çok şey dersin. evet. Hayır <laughs> ama vallahi yani. Senin Konuşsan, bu ruhsallığın mı bozuk? <laughs> yok benim değil ama öyle düşünüyor. Ha. Hiç bize öyle söylemiyor. Demedim öyle. Hayır. Nasıl Demiyor. tatlı konuşuyor? Hayır hiç kötü konuşmuyor. Ha. Yani hiç kötü konuşuyor ama adam da efendi adam efendim, yani adam, evet. hani çocuğundan ya her şeyi bırak. Hani ne bileyim ben şey ama e ne var Mehmet'in dedikodusu? Ne dedikodu dedik <laughs> yapıyoruz? Hayır çok canım? iyi işte hoşuma gitti. Evet. Belki sana öyle de seni delirtmek için. Peki sen şimdi ama bu yönetmenlik falan bunları seviyorsun ya. Bir de çok, çok, bir de bu çok, şey çok. ne zaman bu bir de klip yönettin? Evet Selen Üçer'in evet. tek plan. Hmm. Çok sevmiş. Nasıl ee, o da şey mi yani tutkulu bir iş mi? Değil. Oyunculuk ah. kadar değil mi? Yönetmenlik mi? Hmm. Selen'e çektiğin iş mi diye soruyorsun Yani seni zannettim. yönetmenlik yapmak çok, sana tut... çok 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 tutturuyor. aynı oyunculukta hissettiğim aynı heyecanı, aynı hmm. tutkuyu, aynı hmm. hastalıklı hissi hmm. başladı burada. Hmm. Bu bir evet. Hmm. Peki, e, Kaderimin Oyunu dizisi devam ediyor. Gülüyor, Gülüyor, <bu> dizi. <gülüyor> dizi komedi mi ben Büyük dram. Dram. E, Büyük evet dram. evet Yine çok drama. tatlı bir iş. Ama sinir bozukluğundan mı gülüyorsun yani öyle mi? Herhalde ondan gülüyor. Ben de sana evet. tercüman oldum ondan mı gülüyorsun? Ondan. Yani Peki. yok çok iyi bir iş. Biraz röportajlardan e, söz edelim. Bunlar da e, yol gösterici oluyor. Diyorsun ki mizah benimle çok iç içe. Biri bana kötü bir şey yaptığında da benim aklıma komik bir şey geliyor. Evet. Beynim öyle çalışıyor. Aklıma bir görsel geliyor mesela. Hı. Beynim hep oraya kayıyor. Kızarken de oraya kayıyor. İnanılmaz. Armağında söylemişsin bunu. <laughs> çok güzel cümle. bir Ya böyle bir... bu kadar düşük cümle yapısı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle demişsin ben aynısını bunu. aynısını söyledim. Böyle demişimdir evet. yani. yani. Yani mesela ben bir, şey, bir şey oluyor. Mesela birisine çok kızıyorsun filan. Evet. Osa mesela diyelim ki ben oyum. Ee, ne olabilirim ben? Apartman yöneticisi. Hah. ...filan gibi bir tipim ben. ben. Bana çok kızıyorsun ve Allah belanı versin demek istiyorsun. Hatta beni yumruklamak istiyorsun. Evet. O sırada aklına hangi görsel geliyor da Şimdi gülüyorsun? İşte şu görsel geliyor. Avatar bir şey anlatabilir miyim? Çıplak. Hayır. O, öyle bir piyano hocam vardı öyle derdi. Bir şey söyleyeyim ha. mi? Çok kısa. Hı. Aşağıda bizim Arnavutköy'de bir hanım oturuyor. Bana yardımcıyla, görevliyle şöyle bir mesaj yolluyor ışıklarını gece kapatsın odasının çünkü bize ışık geliyor uyuyamıyoruz. Aşağı Bak ya. şimdi. Şimdi buna normalde kızabilirsin. Kapıcı dairesinde mi oturuyorsun? <laughs> Hayır. Normal <laughs> ikinci katta oturuyorum onlar aşağıda oturuyor. Boşluktan bir odadan ona sızıyormuş o ışık. Diyor ki bana ya yani evimi çek. e, o çeksin, o, çek... o çeksin. Ha sende perde de yok. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Adres Perde <laughs> cepte Per, Perde vallahi. Perde sevmiyorum. Evet. Yani tuhaf hani şimdi kızabilirsin ya. Yani. Sen kimsin hani görevli yolluyorsun bunu söylüyorsun. Yani tuhaf bir Hayır, şey kendisi yani. kendisi de gelmiyor. Evet, görevliyle lütfen şığınızı kapatın Kendi evimde e peki ben Niye görevli yani? Görevli kim bilir neler düşünüyor. Perdesini çekmeyen bir kadın <laughs> mesela. Yani e, şey o, orada tabii bir bu ne terbiyesizlik diyorum ama yani komik geliyor mesela. Hmm. Yani ya, komik, e, hakikaten. komik gerçekten. Hmm. E, onun dışında çok insanla görüşmediğim için çok kötülüğe hmm. de maruz kalmıyorum hmm. artık. Çok hmm. az çok az insan hiç hmm. görmüyorum gibi bir şey. Hmm. Hmm. İyi mi öyle güzel, yani? Evet. Peki. Ee, travma meselesi insanların travmadan söz etmesinden rahatsız oluyorsun. Ee, yine Armağan'da söylemişsin. Eee Gelmişsin 40 yaşına hala annem böyleydi, babam evet. böyleydi. Evet. Artık geçmiş gitmiş hani evet. biraz büyü. Evet. Doğru. Evet. Bana da fazla geliyor. Yani şu da fazla geliyor. Bundan belki aslında söz etmek, o durumu iyileştirmek, bazı travmaları sağaltmak açısından da güzeldir konuşulması. falan. Bende de çevremdeki arkadaşlarımın özellikle sevgililerde birbirine eziyet etmeye. Tahammül edemiyorum yani bunu çok da söylüyorum ee, dikkatimi çekiyor çünkü yani işte bu pandemiyi geçirdik herkesin şeyi ortaya çıktı ee, çocukluk korkularından travmalarına kadar çünkü bir e, büyük toplumsal değil evrensel bir korku endişe stres e, günlerinden sonra Eskileri insanlar pekiydi, yalnız kaldılar filan şimdi herkes birbirine koşuyor o da insanlar iki sene yaşlandılar. E kadınlar doğum yapmak istiyor, koca bulmak istiyor. Adamlar ama onu hep pandemiden eskiden önce işle de bulmak istiyor. Ama e hayır ama pandemide şu ortaya çıktı. <laughs> eskiden adam diyordu, işim var, gücüm var, e, aşka vakit yok falan e, böyle evliye vakit yok falan filan bir şey diyordu. Şimdi evde oturunca evet. yalnız olduğunu idrak etti daha da fazla ve bir araya gelmek istiyor. Şimdi bunlar bir araya geliyorlar. Çevremde de bir araya geliyorlar. Böyle bir herkesin bir bavulu var. Bavulda hortlaklar. Evet. Bütün çocukluk travmaları. <laughs> Gerçekten. Hani öyle. yatağın altında canavar var mesela herkesi yatağın altındaki canavarı koymuş bavula. Ondan sonra getiriyor kadının evine, kadın da adama getiriyor. İşte bana çocukken böyle yaptılar. Şahane yani şakın yapmayacak şimdi değil mi falan filan gibi şey. <laughs> evet akıl ya hastası ya, geldi Akıl öyle. hastası geldi yani. Ben ona ya bir ilişkiye girdi, iki yemeğe, sinemaya gideceğiz. Bir derdi yani ne bu mu? Bu, bu ben yanlış çok üzüldüm Ben üzmücük şimdiyim beni diye bir takım tipler geliyor. <laughs> E kimse kimsenin terapisini üstlenmek zorunda değil. Bir de üstlenmek zorunda değil. Bir de bu bir terapi mevzu değil artık. Hı. Yani günlük o anı kotarmak lazım. Hı. Ben geçmişte annem bana o da annem de bana o zaman çok üzülürdüm. Esra burnunu çeksene adaları göremiyorum derdi. Böyle bir evde oturuyordu. <laughs> ve bana çok şey davranırdı annem. Ya? Burnunu burnunu çek adaları göremiyorum derdi bana küçükken. Niye hep. aynı burun değil mi? Nasıl aynı burnu? Annenin burnuyla Annemin senin. burnu değil. Benim burnum büyük ya beğenmiyor. Hep ameliyat yaptırayım isterdi. aşağı Ya annenin burnu nasıl senin çok burnundan? Çok güzel burnu annemin. Nasıl o yani? okan bak şöyle. Şöyle ben oturuyorum. <laughs> bak oturuyorum. Anne... Covid sisi. Ya oturuyorum annem burada çay içiyor. Ben de tatlı tatlı küçük böyle oturuyorum işte. Bakıyorum camdan böyle yapıyordu. Esra burnunu çeksene adaları göremiyorum diyordu. Yani çek o burnunu, Lep kocaman yani, burnu ay, ama o, o Okan yani. <laughs> Annesi. Ben adaları göremiyorum a <laughs> takıldım. Yani oradan <laughs> bize orada bir şey mi yani alınatıyor. evimiz deniz sen ya yalıda oturuyorduk işte. Oturuyordu işte, işte be! Evet. Ben oraya takılıyorum. Oraya alt mesaj <laughs> şey. Bir anladım onun üst tarafını. Bir de diyorum ki kadın yani sen doğurdun. Ya o da doğurmuş onun. Yapmıyordur bu kadar. Yapıyor. Oo. Peki sonra burnunu şey yaptırmak mı istediler? Evet. Eee ee, yaptırmadın sen de. Yok yaptırdım ben. <laughs> Yok yaptırmadık tabii. Yaptırmadım. Ama küçükken daha büyük duruyor olabilir şu anda gayet güzel burnun yani ilk yaptığı. Ya ben e, çocukken benle de birileri ailede olmuştu. Tabii kendi annem babam değil ama bu çocuğun kulakları kepçe. Ondan sonra meselesi böyle bir iki şey bende alınmışımdır çocukken filan. Şimdi çok memnun. Ama yani. bu da bir Şimdi travma değil ama. ben sizin ama... çocukluk travmalarınızı mı dinleyeceğim? <laughs> senin çocukluk <laughs> travman ne? Ay vardır herhalde ama ben artık istemiyorum bir travmanın ortaya çıkmasını. Hı. Yani evet. ben kapattım ben açmıyorum o valizi. Ama sen o valizi açmıyorsun ama senin de böyle uzun süren düzenli ilişkini falan göremiyoruz. Ama <laughs> 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 Bu hayır göremiyoruz. Haklı. Hayır haklıyım. Çünkü ben hep söylüyorum ona görmediğimiz için de bavulu açamıyor. Aça bavulu açacak bavul... vakit yok. <laughs> daha hayır, yani da, daha, daha bir daha bavulu getiriyor <laughs> ya da evde duruyor bavul daha bavulu açacak Çok adam şey haydi. <laughs> en azından ilişkin ne kadar sürdü? 4.5 yıl. Dört ee, 4.5 yıl mı? Tabii. Ama sen yoksun o zaman. E dört buçuk yıl iyi be. iyi yani. Bunu da bazen duyma hoşuma gidiyor. Sen yoktun o zaman. Ben gelince kaçtı tabii adam. <laughs> evet. Artık kimse uğramaz oldu. Ha dört buçuk yıl ama bu ne zaman yakın değil uzak. Çok uzakta 4, değil. Çok uzakta değil. İşte kaç? 98. E çaktırmadın. <laughs> Falan. 98 <laughs> mi? 98'de mi? <laughs> 98, 99. Öyle bir yıl vardı değil mi? Sen Biz doksan 1898. <laughs> Sen istemiyorsun. İstemiyor. 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 İstiyorum. İstemiyor. Ama İstemiyor. Hayır istiyor. bu. Bu ben bunu biliyorum. Bu böyle bir yerde mesela gör bunu. En çok Bu eğleniyor. En seksi, en güzel, en tatlı, evet. en kahkahalar atan falan. Bunun yanında bütün kadınlar... <gülüyor> <gülüyor> Fakat bu o kadar dışarlak ve rahat bir tip ki... diğerlere plan yapıyorlar o sırada. O kadar haklısın. Sen Sinsin bıyıklıyı ya. alırsın, evet. ben şeyi... Aya... <laughs> hepsi hepsi planda. Sen bıyıklıyı alırsın, ben sarışını <laughs> alırım. Oradan bağladım, telefon aldım. Bu herkes haydi falan filan. <laughs> Farkında bu halay tek çek, halay çekmekle <laughs> meşgul. Sonra bir bakıyor, pistte tek başına kalmış. Herkes çekmiş <laughs> gitmiş. Bana şunu söyle, erkekler gerçekten mesela bu dışlak ve eğlenenin dışında daha böyle kapalı, işte böyle gizemli yalan yere ama bakan da, yürek yere bakan, yakan. Evet. doğru mu bu? Doğru. Bence değil. Ben direkt onunla ilgilenirim. Ama sen ama sen. Ekseksiyon yani. Yani. Hayır, zaten adamların burada anlamadığı şey Onların ben tercih ettim sandıkları anda çoktan tercih edilmiş, bağlanmış ve tapular e, şeyler, oyunlar kurulmuş oluyor zaten. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir dahaki gidişinde hiç halay çekme. Böyle barda dur. Böyle ben kendimi eğlendirmeyi seviyorum. Ne evet, yapayım kalkıp da o birine filmi Çok, eğlenceli. çok e Ben eğlenirim sonunda yani da. Yani sabah beraber evet, tatile <laughs> çıkılır, bir yere eğlenmeye gidilir, yemeğe gidilir. Çünkü galiba... Çok uyumludur, çok efendidir, yol yordam çok iyi bilir. Çok iyi sırdaştır, çok iyi arkadaştır. Müthiştir. Çünkü yay burcu. Müthiştir. Ah. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Ukan. Çok enteresan. Ee, ne diyecektim? Ee, erkek. Erkek dedin. Evet hatırlıyorum onu bir yerden. <laughs> dur dur. Ah be erkek çok iyi bir seviyor. şey söyleyecektim. Eğlenen kadın sevmiyor mu? Eğlenen kadın mı sevmiyor? Öyle dedi ya demin. Evet. <laughs> Duydu, ha, bir doy o şey yaptı. Geldi dur hareket Arkadaş, etme. arkadaş biz Türkiye'de ilişkilerde yani Türkiye hmm. diyeceğim ne bileyim kendi coğrafyamda ne diyeyim toprağımda arkadaş olunca bir şey oluyor. Yani arkadaş olmak iyi bir şey. Arkadaş arkadaş, arkadaş olamıyor ama erkek e, olamıyor. kadın. Çoğu erkek yani ya kadın hep böyle şey duracak hep hani Ama e, senin de, çok iyi arkadaşların var. var. Ama çok farklı ama sevgili oluyor mu onlar? Olmuyor. E işte ondan Olmuyor. bahsediyorum. Olmuyor. O i̇stersen imkansı, oluyor. İstersen oluyor. Sevgilin arkadaşın sevgilin oldu mu hiç? <laughs> oldu tabii. Ne kadar sürdü? Ama ben şey de yapıyorum mesela hani onu ilk başta sevgililik pozisyonuna sokmamak için arkadaşımış gibi davranıp bir tarttım. Ama ya, o da o kız. Abicim bak biz biz sabayla e, konuşmaya, <laughs> görüşmeye başladığımızda ikimizin de sevgilisi yoktu. Biz gülmekten sevgili olamadık. <laughs> Doğrudur ya tabii. sevgililikte bir de bir ciddileşme anı ha yok işte mu? <laughs> ya yani evet. böyle bir hani bir romantizm. Evet. Ben orayı e, kaçırıyorum. Ya yani evet. O yani şöyle bir şey. <laughs> ya bir romantizm, bir an ciddi. Hani şey de var ya filmlerde göz hani o e, asıl major kiss evet. böyle hani o anda böyle hiç gülerek başlayan bir mesela duygusal sahne <laughs> böyle Yapma, falan bir şey hayır, olmaz. olmaz hep bir, önden hep bir ciddileşme bir mafya dizisine geçiliyor. Ama, orada, <laughs> ama konsantrasyon gerekiyor ya ona. İşte o, ben, ben de mesela Niye konsantre güle... olmazsak yapamayacak mıyız? Ben gülen bir adamla yapamam öyle. Yani çok... Hayır. Gülen bir adamla o ıı, şeye geçemem. Ama işte bu sabahda şöyle... Ben de gülerim genelde. Gülerek... Ya peki o anda neyi düşünmen lazım böyle? Tam Ha ha. Climate change. Hayır canım niye gülerken öpüşeceksin Savaşlar var. Ha? Hayır yani <laughs> gülerken filmi Aşk peki mi? aşk, aşk böyle, güldürücü bir şey mi? Diyedi. Aşk, gü, aşk, Aşk ya da şöyle tersini söylemek lazım. Ay, aşk... aşk ciddi bir şey mi o kadar? Değil be. Hiç. Yani ciddi değilse niye gülerken öpüşmeye cinsellik, başlamıyor ki? Cinsellik ciddi bir şey. Ciddiye alınması gereken bir şey. Öyle gülerek yapamam Aa, hiç ben. Hiç öyle ama. ben hep yok, gülerek yok canım. yaparım Hayır, yani. gülerek yapamam valla <laughs> kusura bakma. Hayır o önemli bir iş. Şey ya, ya, ya olur mu canım öyle bir şey. Ya, yaşamak. <laughs> öyle bir şey. Ya yani. böyle bir şey. Hayır, Bu kadar ya. saçma bir konuşma yani. Nasıl ciddi Aa, ya? yapamam güler. Yani ben, benim öyle bir ciddiyetli Hitler gibi değilim. gülünmez zaten. Ben sevişirken gülemem yani. Peki mesela bir kızın ruhunu fethetmeye çalışıyorsun. ne de Mesela dur y kahkahalar atıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, oynuyorsun falan. Sonra neden bahsediyorsun? Savaş var. <laughs> ya niye bahset? O bir enerjidir. Gülersin sonra o Bak, böyle Bak mesela kutuplarda şey döner, beyaz yani. ayılar çoktandır denize bir düşüyor. Yani bir... ne oluyor yani o zaman ne yapmak? gerek yok. Hayır. Şimdi Ay çıktınız yemeğe, güldünüz, eğlendiniz. Eve gidildi. Ciddileşeceğiz. <laughs> Hayır. Evde yine gülüyoruz. Tabii Asansörde <gülüyor> yaptık. Eve girdik. Evet. Eve girdik. Eve e, yavaş yavaş bir şey daha içer misin? E, tamam içeyim. Ne? Sen beklerken... Niye eve girer girmez, eve girer girmez başlamıyor? Kapıyı kapattığın Aa, anda... O da olur, o da olur. Olur, olur. O çok iyi hatta. Evet. Yani o olur. Ter tercihimiz... Ya, böyle yapamazsın. Hayır kapıya dayanıyor. <laughs> Kim ben mi? Sen... Ama Ay, kendi evinde mı? olursa çok saçma olur. Evet. Adamın dayanması Olmadı. lazım. Evet. <laughs> kıpı <Kapıyı> kıpı. <laughs> <laughs> Ama böyle şeyler yapsam mesela gülerim ben. E i̇şte komik o zaman da olmaz. Olmaz. Evet. Öbürü tabii ki bu tabii ki eskiden o süre çok uzundu eve geldikten sonraki süre. Evet. Çok uzundu. Sabaha kadar devam ederdi. <laughs> bütün kütüphanede kitaplar çıkarılır, <laughs> plaklar çıkarılır. Herkes birbirine hangi yazarları sevdiğini söyler falan filan. Altı Benim ay. Be. Altı ay. Altı <laughs> ay Türk mi? edebiyatı, divan edebiyatı, Rus edebiyatı, <laughs> Fransız <laughs> edebiyatı biter falan filan. Ama <laughs> ne böyle şey yok bir Çin yemeği söyleyeyim yok mesela pazar günü <laughs> o da vardı var, bir var, dönem. Evet. Çin yemeği mi vardı hiç Tabii, kaçırdım ben onları. <laughs> Yol yolu kısaltan bir şey midir o? İşte hadi bir pazar mesela pazar günü seni arayıp da hadi gel eve bir çayını söyleyelim de. Pazar hani yapılmaz ki, pazar boş. Demek ki losersın Pazar Hayır. günü birisini çağırıyorsan. Aa pazar sevgiliyle severim. İlk seferde ah. değil. <laughs> Nasıl? Yani ilk daha sevgili olmadan değil herhalde. Pazar. Olur mu pazar ya? Ama tanımam lazım. Bütün gün Pazar ordum. mı? Ha, bütün gün tanıyacaksın. Ama o şey günü. mesela pazar günü işte arayıp da seni, seni Chinese yemeğe davet etmeye. Sağlık raporu et. filan da getiriyor ya. Yani. E, bu Chinese Ama herkesin şey var. takıntıları var. Ha, gün. hayatım o şey gibi hani gece yarısı <laughs> demiş, uyudun mu mesajının gündüz, Chinese. gündüz hali. Ha. <gülüyor> 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 Doğru. <gülüyor> Peki. Şimdi yine bu Armağan'da ne konuşmuşsun car 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 her şeyi anlatmışsın. Bak şimdi burada orada arkadaşlar ben da bana... Ben hiçbir yere yap gitmiyorum ki oraya gidiyorum. Ha, ben yani. beyinle bozmuş bir şeyim. Evet. Birisiyim. Neyse başkaları başka şeyleri merak eder. Neyi? Bilmiyoruz. Ben ne? tanıştığım kişinin beynini merak ederim. Evet. Bir de Nasıl bir beyin acaba? Evet. Sorular sorarım anlamak için. Evet. Allah Allah. Peki. E, sen neyi merak ediyorsun mesela? Ben işte beyni merak etmiyorum. Merak ediyorum ben. Beyin, ay beyin Seni... hemen anlaşılıyor. Beyin ah, o kadar anlaşamazsın kolay ki. Ay, bak ah, 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 ah. olur mu ya? Ah. Beyin hemen anlaşılır. Hayır. Hemen anlaşılır. Burç konuşuyor mu? Foto hemen fotoğraf çekmek <laughs> istiyor mu? E işte tamam. <laughs> 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 hayır, hayır. Ay Allah'ım ya Yani peki. Sabacığım, karantinan nasıl geçti? Covid oldun mu? Oldum. Ne, kaç defa oldun? Bir. Bir kere oldu. Ne zaman? İlk Covid'lerden mi? Hayır bu Delta'mı? son dönemde. Omikron. Ara, şey, omikron oldum. Ne zaman oldum? Yılbaşından bir hafta önce yılbaşı gecesi evde hu başıma geçirdim. Ne yılbaşı? Ha. Ha. Çok yeni oldum yani. Üç ay önce. Dolu dolu üç ay oldu evet. inşallah. Bir daha olmam. Peki. Şöyle bir röportajında diyorsun ki karantina sürecinde ilk evde kocam yok dedim. <laughs> evet. Zaten hayatın ilk evde kocam yok diyerek geçti. <laughs> orada orada ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım. O ama bunu söylemek için çevrendeki arkadaşlarında bir şeyler gözlemlemiş tabii olmalı. Tabii ki de. Lazım. Herkes fenalık geçirdi. Bütün gün adam evde, bütün gün kadın evde, bütün gün çocuklar hmm, evde. Hmm, hmm, ben hmm. de onları gözlemleyerek zor bir şey. Hayatım bir evin içerisinde gerçekten sabah kalkıyorsun, akşam ya 70 gün hiç dışarıya çıkmadık sonuçta. Yani ben çıkmadım şahsen. Hmm. O zaman da da Düşün, yani canım isterse dizi seyrediyordum, isterse yemek yiyordum. Yani özgürlüğümün tadına vardım. Hmm. Başkası olsa yapamayacaksın bunları. Hmm. Biraz daha değişik gittim. Sen ne yaptın? Ben de iyi ki evde kocam yok dedim. <laughs> ee, yok, o, evet. yani pandemina... Zor bir şey. Gerçekten evet. çok iyi anlaştın. Evet. Yani bir yol arkadaşı gibi bir şeyin olması lazım. Hmm. Yoksa hmm. öteki türlü bence zormuş. Hmm. Evet, zor. Zor. Ağzımı açmıyor. Az Ağzım açmıyor. Evet. Birazdan birazdan soracağım aynı soruyu. Peki. Şimdi e, bu bu kadar uzun yıllar boyunca televizyonda e, bu programları idare etmek. Ciddi haber işlerinden oyuncaklı, oyunlu, yarışmalı işlere kadar bütün bu talk show'lara kadar. Sana ne gösteriyor şu anda medya? Bana biraz bahsetsene, Neler oluyor medyada? Büyük oranda bir dijital ...medya tüketimi söz konusu. Ama bilmiyoruz... ...yine de konvansiyonel medyanın... ...yani dizi kanallarının ve haber kanallarının... ...tüketildiği de söyleniyor. Birisini e, dijital olanı sayılarla... ...zaten YouTube'a girince... ...görüyoruz. Ya da platformlarla ilgili sayıları... ...medya siteleri ara ara veriyorlar. Evet. Ne kadar çok tüketildiğini görüyoruz. Blue TV, Gain... E, ...işte ondan sonra eksen Netflix. Ee, Netflix, bütün bunları görüyoruz, 3 aşağı beş yukarı rakamlarını. Bilmediğimiz bir konvansiyonel kanallar var, hala tüketiliyor ve reklam pastasının büyük bir bölümünü alıyor. Sen kendini hangisine daha yakın hissediyorsun? 2022 Nisanı. Şimdi şöyle söyleyeyim sana normal kanallar olarak televizyon kanalları olarak gidersek televizyonun ben şu anda kendi amacına hizmet etmediğine inanıyorum. Çünkü televizyonculuk televizyon demek bir entertainment. Ve şu anda bizim televizyonlarımızda entertain eden yani eğlendiren hiçbir şey yok. Hiç şey. Yok. Tamamen bir dram üzerine kurulu. Bu dikkatini kurulu. çekiyor mu senin de? Çok. Aa çekmez o. Yani ama. bütün dünya sanki onlarda Amerikalılarda YouTube yok. Dijital platformlar yok. Sanki Fransalarda, İngilizlerde, Almanlarda, Hollandalılarda, İtalyanlarda, İspanyollarda yok. Hmm. Bir tek bizde e, i̇şte varmış de, gibi. De, Ama onlar kendi kanallarını, yarışma programlarını izliyorlar, talk show'larını izliyorlar, izliyor. e, kadın programlarını izliyorlar, sabah eğlence programını vesaire vesaire. Verseler izlenecek burada da. Fakat evet. vermiyorlar. Çünkü az önce söylediğimiz gibi o e, genel müdürler diyeyim hmm. ya da karar mercileri... Bir şey tuttuysa aynı şeyden gidiyor. Risk almak istemiyor o koltuğunu kaybetmek için. Aldığı riskin arkasında durmaya cesaretiyor. yok. Devamlı aynı şeyler birbirini tekrar ediyor. Geçenlerde benim yardımcım bana dedi ki, bana devamlı mesela Yemekteyiz programı teklifi geliyor. Yani iki ayda bir telefonum çalıyor. Yepyeni bir format falan ne? Yemekteyiz'in <laughs> <laughs> çeşitli versiyonları. <laughs> Dedi ki, ya o da şeyden söyledi, hani artık bir tanesini kabul mü etseniz manasına söyledi. Yani hep bu geliyor diyor, hani bari bir tanesine de evet de demek istiyor. Dedim ki, o kadar yaratıcılık yok ki. Hani yemek yemiyoruz diye bir program yapmıyorlar ya da yemeyelim falan. Yani yemekteyiz tuttu mu, evet bin tane yemekteyiz olsun. Atıyorum mesela işte e, savcılı bir dizi tuttu mu, bundan sonra bakın görün bin tane savcılı. Yani her şey böyle... ...tek bir şeyde gidiyor, risk alınmıyor, risk alınmıyor, cesaret edilmiyor ve bu şekilde gidiyor. Onun için bizler de selebriti e, olaraktan mesela sosyal medya diyorsun az önce hmm. dedin değil mi? E, dijital. Dijital, hmm. okey dijital dedi mesela sosyal medya. Orası YouTube'lar falan bana birazcık riskli gibi de geliyor hmm. aynı zamanda. Hmm. Ben işte sen de konuk oldun, hmm. Esra da konuk oldu. Instagram'da pandemi döneminde yaptığım canlı yayınları e, kendi YouTube kanalıma koydum. Evet çok güzeldi, çok keyifliydi. İnsan yani o o açıdan da hani evde kendi oturduğun yerde mis gibi programlar yapıyorsun, televizyonculuk yapıyorsun. <laughs> artı ürün yerleştirme falan da alıyordum ben bayağı bir kanal gibi yani. <laughs> Gayet güzel bir şekilde ilerliyordu. Ama orada devam etmek için ya ben kurumsal bir tipim. Bir kuruma bağlı olmanın benim için daha iyi olacağına inanıyorum. Onun için daha şu ana kadar orada aktif bir şey yapmaya başlamadım. Ama bu televizyonların yani bu e, at gözüyle bakıyorlar çünkü hmm. yani başka bir şey hmm. görmedikleri için e, bu şekilde devam ederse ben de bir şey yapacağım sonuçta sosyal bir şey, medyada. E, bilmiyorum buna katılır mısın e, sana da söylüyorum. E, bu dijitalde mesela YouTube'a giren e, genç bir insan e, hemen kendine ilkeler koyuyor, çerçeve çiziyor, bir etik anlayışı var. Yani bu anlayışı var beğen ya da beğenme, beğenmediğimiz bir şey de olabilir. Yani tıklanmak için sabahtan akşama kadar acılı cips yiyip e, işte bakalım kim yiyince bayılacak ya da saçma sapan şeyler de yapıyor olabilir, tık almak için. Ama genelde gördüğüm hemen bir kimlik ediniyorlar, bir kimlik var, savunacağı bir kimlik var. Bu neyi hatırlatıyor bize? Daha önce çalıştığımız kurumlardaki filanca kurum yayın ilkeleri. Evet. Filanca e, ...yatırımcı yayın ilkeleri... ...çünkü yayın ilkeleri... ...o yayın ilkeleri için işte... E, ...danışmanlar çalışır... ...profesörler gelmiştir... ...idare heyetleri oluşturulmuştur... ...danışma kurulları vardır... ...yayın kurulları vardır... ...Amerika'da mektep bitirip gelmiş bir takım tipler vardır... ...tamam Ama şimdi... ...bakıyorum... ...YouTuber'lara yayın ilkeleri var... ...bazılarını çok seviyorsun ve hak ettiği bir şekilde... ...hiç böyle kim acılı cips yiyecek şey yapmadan yarışması yapmadan daha videoyu koyuyor, ertesi gün bir buçuk milyon seyredilmiş durumda. Sadece ilkeleriyle doğru takipçileri almış, mis gibi de güzel içerikler yapıyorlar. Bu az sayıda tabii. tabii Ama ki bakıyorsun abi. şimdi kanallara haber kanallarına ayırarak konuşuyorum, dizi kanallarına bakıyorsun. Bu kadar kurula murula profesyonel yöneticiye rağmen bir tane YouTuber kadar yayın ilkesi yok. Ya da kimliği yok. Yok. Ya da kişiliği yok. Hangi dizi tutarsa ya da hangi yok. hangi iş i̇şte hangi beri pro on ben de onun şey, Yani ne tutarsa hiç yayın ilkesi ahlak şu bu ahlakı da kendisinde yok. Ahlakı da radyo televizyon üst kuruluna bağlı. E? Mesela şeyden yani, bakarsak işte herkes. Ya onun için çalışılacak gibi değil. Evet ha, evet ha, onu biliyorum ha. zaten onun için de hani. Şu anda aktif olaraktan bir şey yapmıyorum Artı bak mesela YouTube'da çok fazla izlenilen şeylere bak Hepsi eğlenceli şeyler Evet. İşte seyirci YouTube'a kaçtı E kaçar tabii adam eğlenmek istiyor E versen de yani dram 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 Ağlat ağlat kanırt 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 Yani evet. eğlenceli seyredebileceğin hiçbir şey yok Tebessüm edebileceğin hiçbir şey yok Bir hani son dönemde Yasak elmanın dışında hmm. Onu e, seyretmeye başladım Hiçbir dizi yok böyle tatlı bir şekilde seyredebileceği. değil mi ya? Yok ay çok eğlenceli. Dünya komiği bir dizi ya gerçekten komik. Komik olma amacıyla komik değil ha, ama Şu andaki duruma göre hatta ha. bayağı bir komik. Ya dijital şöyle bir şey e, biraz böyle kendi işimi de <laughs> bir önceki o yazdığım diziyi şimdi biraz dijitallerle konuşuyoruz işte bir yapımcı e, var. E, o satmaya çalışıyor falan. iyi de bir yola girdik yani olacak. Hmm. Ama öyle bir şey ki dijital deyince çok sevindik. Aman Disney geliyor, Netflix geldi o falan. Hı. Ama e Hiçbir farkı yok ulusaldan. E yok. Çünkü, Çünkü niye? aynı Çünkü insanlar şey çalışıyor. Yapmış. Şimdi bir tane menajer var evet. Türkiye'de. Aynı insanlar. E, dört tane oyuncusu var. Dört Hı. tane erkek oyuncusu Hı. var. Dancı. Köşeleri kapatmış. Dört tane de yapımcı var. Onlar da erişte Bunlar alınıyor. böyle kapatmışlar. <laughs> Hiçbir şekilde mümkün değil. Ne yaratıcı bir şey yapabilirsin, ne yeni isim çıkarabilirsin. Hı. Yani. Evet, bütün zaten... İşte şöyle bir şey biz geliyoruz ki sanıyoruz ki şeyler geliyor. İşte Netflix gelirken e, ya ben zaten yabancı birisi görmek istediğim için değil de hani mantalite değişir mi derdindeyiz. İşte dizi kanallarına dizi yapanlar şimdi diğerlerine de yapıyorlar ve yapacaklar. Yani bir bu, de artık araba be, be, biz biz araba beğendirmek zorundayız kendimizi. Arap. Yani Arap. ancak Arap beni beğenirse ben star olabilirim. Arap star beğenir. ne olacağım Arap da? Beğeniyor. Arap Arap, Arap beni beğeniyor. beğenir. Evet. Arap Arap beni beğenir. Arap beni de beğenir mi ya? Arap, Arap beni seni de beğenir ama seni sen de o işlerde oynamadın. Arap seni de beğenir bayılır. Ha. Yani, yani, öyle bir şey Arap, beyi, Arap <laughs> beğenir. Her şeyimiz Arap. Bak şöyle bir şey var. Ee, mesela Türkiye'de ...iktidara oy verenler var... ...muhalefete oy verenler var. Kimse anlamıyor ki... de ...iktidar olduğunda böyle olacak. Tabii ki ha, bravo. Ben, Bir çak yapmak isterim çok sevindim. Çok, e, hiç aynen. ben çakamam ben Ay, tutturamıyorum. Neyse boş ver. Boş Benim yapıyorum. de elim çok küçük onun e, için Evet. Ay. Şey o kadar doğru ki... Evet. ...ben hiçbir şeyin değişeceğini... Ya hiçbir şey... De, ya, de, ...aynı malzeme geliyor evet. yani bunlar da işte... ...diyelim ki... Eskiden de başka siyasi partiler vardı. Evet. O zaman da şimdiki e, bu politika şey yapanların Bence anneleri tabii. babaları orada yapıyordu. Yani bizim şunu anlamamız lazım. Dışarıdan birisi gelerek ya da var olan bu değil de bu dediğimiz zaman malzeme değişmiyor. Bütün mesele topluca bir e, şeye girersek bir aklımızı fikrimizi başımıza toplarsak hani çok söylenir ya bizim bizden başka dostumuz yok hı hı. o da doğru bir laf değil o Tabii bir e, değil. sızlanma bir savunma mekanizması ama şunu anlamamız lazım bunlar bizim defolarımız ama hadi destekleyelim şöyle 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 çok iyi taraflarımız var mesela biz hırsız değiliz biz dürüstüz lütfen hırsızlık politikası yapmayın. Yani hırsızlığı ön plana çıkarmayın. E, ee, üçkağıtçılığı ön plana çıkarmayalım. Çocuklarımıza ders çalış diyelim. Beş al geç demeyelim. Okullarını bitirememiş, e, kopyayla bilmem neyle numara yaparak bilmem ne yaparak kurnazlık yaparak okul bitirmiş çocukları kutlamayalım. Aslanın bediye sırtlarını sıvazlamayalım. Yani okula ticarette, da çok karşıyım. Ticarette, Sen... ticarette ya, evet, o, ba başka, bir başka bir tarz. Mesela ticarette karşı tarafı kandırmayı... Hı. Hmm. Üç kağıt yapmayı şey yapmayalım, desteklemeyelim, ayıplayalım. Yani birisi mesela bir masada şey anlatıyorsa, <laughs> sonra da onu bir tane, onu da sattım, iki katına filan dediği zaman, vay be, adamsın diyeceğimize niçin böyle bir terbiyesizlik yaptın diye. Bu çünkü bu toplumda var Çok bunun izi. Var, geç nerede değil, geç <laughs> Okan değil, ya. geç değil. Yaptın ya olmaları. şimdi bak, Kim şimdi hep olmaları? konuştuğumuz yeni nesil geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor. Bu çocukları, bu çocukları anne babalar sen işte yaşıyorsun bunu birebir. Evet. Anne babalar çocukların söylemlerine şaşırıyorlar. Evet, çok düz bir mi? şekilde geliyorlar. Evet. Niye? An Anlamaz. Söylemlerine şaşırıyorlar. Ve anne baba bundan niye şaşırıyor? Çünkü kendisi öğretmemiş. Kendisi bu konuda rol model olmamış. Çocuk başka bir şey getiriyor. Cinsellik konusunda başka bir fikir getiriyor. Politika konusunda başka bir fikir evet. getiriyor. Yeme içme konusunda, meslek konusunda başka bir fikir getiriyor. Tamam baba. Okey. Bundan ümitlenelim bundan. Ümitlenelim ama biz de üç kağıtçılığı, yalancılığı en önemli sorunum benim. Herkes sabahtan akşama kadar yalan söylüyor korkunç bir şey. Yalan söylüyor. Niçin söylüyor? <laughs> evet. Ben çocukken bu kadar yalan söylenmiyordu. Bu demek sonradan başladı. Eğer bizim naturamızda varsa bu, ben çocukken de olması gerekiyordu. Ben çocukken yoktu. Bana yalan söylediğim zaman kızılıyordu. Biz Şimdi mitomanla. herkes yalan söylüyor. Herkes herkes mitoman. Herkes, herkes mitoman. mitoman. Herkes kendini abartarak anlatıyor. Bak bu kıza şaşırıyoruz. Neden? Çünkü her şey bu çok doğal. Her şey takır takır söyley, hiç böyle kendisine bir hani süblimasyon falan katmaya çalışmıyor. Ama şu anda bütün mi? bunlar da zaten sosyal medyayla daha fazlalaştı. Çünkü bir I, herkes birbiriyle bir yarışın içerisine girdi. Şimdi tuvalete gitse koyacak utanması Instagram'ına. Yani, yani sen o, Instagram'daki bir kadına evladım 30 santim bacak uzunluğum var bunu niye uzatıyorsun terbiyesiz yazsana bir gün. <laughs> Ay bana neler yazıyorlar. Sen uzatmıyorsun Yaz ki. Ama işte herkes... İşte uzatmadığım için. <laughs> Her, evet, ama bu, olmaz bu. Bu da yalancılık. Okan herkes bu, bir Ben bir hangi kadınla ya... fotoğraf çektirsem 1.87'yim boyum. <laughs> Beni Eksen, de uzatıyor kadın. E, çünkü orada bir de ne var biliyor musun? Maalesef ki erkekler biraz fotoğraf beğenli ya. Ee, şimdi Erkekler mi fotoğraf beyinli? Erkekler fotoğraf beğenli. Fotoğraf beyinli. beyinli ne demek? Şöyle ki mesela Instagram'da baktığına kanıyor. Be, ha, evet benim 1001 e, filtreli suratı görüyor. Tamam mı? Seni ertesi akşam yemeğe davet ettiğinde öyle olmadığını da görüyor. Fakat onun hakkında o fotoğraflar sen de o fotoğraftaymışsın gibi konuşuyor. Yani Aa, hangi o erkek zekalı? Kim bu tanıdık beni ben ya? Ben de o erkeği tanımam. Mesela sen istiyorum. şimdi filtre yapıyorsun. Konuda. Senin gözler yem yeşil. Bilmem ne falan. Ben seni bilmiyor muyum? Onu kale almıyor çok fazla. Yok. Yapma be, ya bana böyle kim o be Aa, hangi erkek be? Ne kobe? salaklar var. Çocuk aşkı yayında olmasak keseceğiniz bir şey söylemeyeyim de ya yani şimdi laf geldi Burayı diye söylüyorum. Burayı keseriz. Kesildikten sonra Dergi. niye kesilecek ama şeyi koyuyorsun? Fotoğrafla... Yani nasıl birleştireceğiz şimdi kesildikten sonra? Evet çok teşekkür ederiz çok güzel bir şok Belki bekli. bir şey söyleyeceğim gerçekten böyle bir şey var mesela. Ben çok oldum ben eskiyim ama hayır, burayı da hayır. kesiyoruz. Bunu söylersen ne oluyor kanalda? Kesmek zorunda kalıyor musun? E tabi kesiliyor. Buralar ha. kesilecek şimdi zaten. Haber kanalı. Ha burası haber kanalı mı? Ne sandın? nereye? <gülüyor> <gülüyor> orada. Bir, bir dakika, tamam. Şöyle bir açıklama yapacağım seyircimize <laughs> diyeceğim ki o kadar çok kestik ki ancak buradan birleştirebiliyoruz. Onun için çok teşekkür ederiz. Şimdi, Şimdi sizi bu masaya hemen yakındaki masaya alıyoruz Okan, ve diğer O siz anlarsınız. Hayır değil. O kadar çok kestik ki ancak böyle birleşebiliyor. Şimdi sizi buraya alıyoruz şu Peki. kısa aradan sonra. Hanımlar beyler, Lale Mansur, Gizem Aldemir teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Tabii Lale Mansur'u siz gençsiniz tabii ki. Yani siz de gençsiniz de öyle demek istemedim. <laughs> Dur kötü başladık ayol. Ee, yani Ölüm değil. E, o, bak bunun içinden çıkamazsın kolay kolay. Mesela desen <laughs> siz daha tecrübelisiniz o da olmaz. Ee, daha büyük sanatçısın <laughs> Sağ olmaz. Ee, tabii ki tek başına katılmadığı için Söyleyemiyor yoksa hepsini söylerim Sen daha büyük sanatçısın sen şöylesin Sen böylesin falan filan Benim için çok güzel bir şey seni ağırlamak Çok teşekkür ederim ee, harikasın. Acı Kaybımız isimli oyunla Katılıyorsunuz evet. programımıza evet. İkiniz yani Lale Mansur Ve Gizem Aldemir oynuyor bir kara komedi, farklı sosyal sınıflarda yer alan kadınların yaşadığı baskı ve şiddeti konu alan bir oyun. Sosyal ve ekonomik sınıfları birbirinden çok farklı iki kadının toplumdaki yeri ve hayatlarının benzer noktaları üzerinden gelişen oyun, şaşırtıcı ve komik bir seyir izler. Kadının hangi statüde olursa olsun erkek zorbalığına maruz kaldığını vurgulayan acı kaybımız eğlenceli bir kara komedi, aynı zamanda kadınların içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki, lale bir şey olması lazım senin bu oyunda böyle bile isteye can yürekten oynaman için. Nedir sende bu Yunus Emre Gümüş yazarı, onun yazdığı bu oyunda ve Can Ali çalışan Demir'in yönettiği bu oyunda ne var sen can yürekten girdin bu işi yapıyorsun. Şimdi biz kaç sene önce oldu? 2018. 2018'de oldu. Ankara Sanat bir İstanbul prodüksiyonu yapmak istedi hmm. ve İyi Geceler Anne, Maşa Norman'ın meşhur bir oyunu, hmm. çok güzel bir oyun. Ben Anne'yi oynuyorum. Gizem de kızımı oynuyor. Hmm. Bu şekilde tanıştık. Alkışınız çok güzel bu arada. Görüyorum bir yandan <laughs> hakikaten çok hoş, çok hoş, çok güzel bir fotoğraf. O afişte neler aldık bilsen? Hey, ay çok sağ korktuk. Olsun. Ödümüz patladı. <laughs> ya ne oldu? böyle bir şey, öldünüz sandık, öldünüz diyorlar. sandık. diyorlar. İki Niye? kişilik. açık. aa öldünüz sandık <laughs> tabii. Aa, birinizin fotoğrafları tabii. var. evet. Görürsünüz Neyse. Ha. Ee, bir orada birlikte çalıştık ve birbirimizi çok sevdik. Ee, sonra gizem bu oyunu buldu, hmm, getirdi. Hmm, hmm. Gizem ee, ama böyle bir kariyer olmaz. Hep Lale ile oynayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Aslında mi? şöyle oldu. O beklenenden çok kısa sürdü. Çok yarım kaldı. Hmm, hmm. ve Yani çok az oynayabildik biz. Hmm. Başka sorunlardan, prodüksiyonla ilgili sorunlardan kaynaklı. Sonra zaten hemen arkasına pandemi oldu. Hmm. Aslında biz tekrar bir şey yapalım. Hani o çok yarım kaldı hmm. diye tekrar e, yola çıktık. Hmm, hmm. Evet. Peki iki kişilik oyun bir tiyatro prodüksiyonu rahatlatır. Tabii, çok kolay evet. turneye çıkılır. İşte evet, zaten mümkünse, e, dekor mümkünse dekor mümkünse yani evet, iyi geçer evet. anne de böyle bir mümkün değildi peki e, mümkün. Nasıl tarif edeceğimi bilmediğim evet. bir demir yığıntısı vardı. Hmm. oraya buraya Ankara zor sığdık öyle hmm. diyeyim. Hmm. Evet. Hmm. E şimdi bu hmm. çok pratik hmm. ve yani minimal ve iyi. Hmm. Hmm. Peki e, şimdi laleyi bana biraz anlatır mısın? Şöyle şimdi ben Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştım mezun olduktan sonra. Eee hmm ve sonra İstanbul'a geldim ama 5-6 yıl kadar çalıştım. Lale'yi anlatır mısın? Evet, şöyle anlatacağım orayı. Dediler ki biz İstanbul projesi yapmak istiyoruz ama tanınan bir isim olsun. Ben de o zamana kadar Ankara Sanat Tiyatrosu'nda hani hep aynı ekipte oynamışım ve ünlü birinin olması e, fikri beni biraz rahatsız etti. Şöyle. Hani çok kafresle onurlar şöyle falan oldu. daha yeni mezun olmuş ama hemen ünlüler. Hayır hayır. Ha. Yani bir korkuyorum. Yani ne ha, yapacağım korkuyorum. ben? Hani panik içinde. Sonra Lale Mansur ismi belli oldu. Tanıştık. Hı. Ee, yani provalar biraz uzun sürdü derken Lale abla diyorum ben artık hmm. Lale abla bal gibi bir insan Ve sahne hmm. üzerinde anlaşması Çok kolay hmm. biri olduğunu hmm. keşfettim ee, Ben çok seviyorum kendisini O yüzden ikinci projeyi Tekrar birlikte yapalım dediğinde Tekrar beraber çalışmayı çok istedim ee, Öğreneceğim de çok şey oldu Öğrendiğim de çok şey oldu Bak Öyle diyor ama sen bakma Bu hmm. tiyatro ama... geçmişi benim <laughs> benimki evet. Ama yani. okuldan bir ukala çıkmış bu zaten <laughs> Ha, diye mi okuldan bir ukala çıkmış? Sonra öyle Ankara yok. Sanat Tiyatrosu. tabii ki çok havalı, e, entelektüel. Ama bu kızın da böyle bir bu da bir e, aileden bir sanat aristokrasi tabii vardır ki. bunlarda. Ama zaten bu sizin yorumunuz. Ben hiç böyle düşünmedim. Neymiş? Öyle hani. Kötü bir ben şey değil aristokrasi. Ankara sanattan aristokrasi falan. kötü bir şey değil. Tabii çok ki. geride kaldı zaten. Hayır, bir aman şundan... aman şimdiki aristokrasi böyle bir İngiliz aristokrasisine söz etmiyorum. Ama sanat aristokrasi diye bir şey inanırım yani e, babadan çocuğa, büyük babadan çocuğa, büyük anneden e, çocuğa geçen bir aristokratlık hı hı. güzel bir şeydir. Şimdi bu demektir ki evde kütüphane var, piyano var en azından. Evet yani ben de Değil dolayısıyla o yüzden, vardı yüzden öğreneceğim yani. çok şey var. ...ve oldu derken... ...Allah haşlıkla terbiye etmesin... ...sizin evde <laughs> piyano vardı, mu yoktu vardı. canım? Aslında vardı... ...küçükken ben her şeyi çok maymun iştahlıydım... ...ama onu yapacağım... ...piyanoyu da çalacağım... ...bir hoca geldi... ...çok böyle... ...ne bileyim ben bir elime vurmadığı kaldı... ...nefret hmm. ettim... Hmm. ...hemen ondan sonra ben folklor'a geçtim... ...sonra baleye geçtim... Evde Plan. piyano vardı... Böyle, e, ...yani evet yoktu. bir süre vardı... ...ama kimse çalmayınca sonra yok oldu tabii... Piyano vardı... Hayır <laughs> 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 mikrofon, mikrofon, mikrofon... Oh, ...evet... O fıf yapmak için değil o, evet. kodu. <laughs> Bizim evde vardı piyano, Bella Rus vardı o zaman, onlar <gülüyor> duvar <gülüyor> piyanoları. <gülüyor> çok güzel bir açıklama oldu. Bir Ama süre hayatımın, duruyoruz. Hayatımın çok büyük bir çoğunluğunu piyanolu evlerde geçirdim. Evet. Çünkü zaten Atilla Özdemiroğlu'yla birlikteydim, evet. evet. 19 yaşında. Piyano vardı. Sonra da Cem'le birlikte oldum. Evet. Yine piyano, her taraf piyano yani. Peki bu kadar <laughs> e, müzisyen e, eşler, e, Abi. a, abin e, Şanar Bey ve evet. Şanar Yurda Tapan. Başka kim var benim bilmediğim var mı? Alpay var, ne oldu? Alpay, bildiğimiz Hı. Alpay. O da çok değerli bir sanatçı. E, hakikaten bir sanat ailesi. ne? İşte. Ben bu evet. da ailesini beğendiremiyorum. <laughs> <laughs> Yorulmuş artık bunlardan. Yok canım. Peki yani... sen bu ailenin nasıl kız çocuğuydun? <laughs> Güzel kız çocuğuydun bir kere. Şimdi üç abiden sonra gelen son kızdım ben. Hmm. Yani en büyük abimle aramda 20 yaş fark vardı. Şanar'la 15, hmm. Enuf'a ile 7 falan. Hmm. Şımarık kızı mıydın? Çok şımarık olabilirdim. Olmadı. Ama bana dediler ki seni biz evlatlık hıyarcıdan aldık. Güzel. Hmm. Ee, bunu dediklerinde ben dört yaşında filandım. Hmm. Ondan sonra e, tabii ben ağlıyorum ağlıyorum. Hmm. Annem araya giriyor. Ama onların hmm. şeyi daha kuvvetli. Yani yani tabii biz seni çok seviyoruz. Yani hmm. kardeşimizsin. Ama bizim ailede erkek olur. Ha ha, yani, ha, ha. niye kız var? Bir günde abi, arabayla geçerken buluyorlar. böyle bir hmm. hasır, e, hmm. karpuzcu hasırı gelmiş. Hmm. Bir yaşlı böyle çizgi çizgi bir adam. Hıyarları koymuş. Ha işte şuydu dediler. Eyvah. Travmacı. Bu eski aileler <laughs> tamamen Şimdi çocuklarda ben travma hiç yaratmışlar. Değilim. Bunun yani. üzerinde hiç durmadım. Hmm. Yani durmadım zannediyorum. Hmm. Ondan sonra baleyi bırakıp e, hmm. bırakma sırasına gelince işte hmm. ne yapacağım falan. Tam daha bir 10 sene dans ederim ama zaten bitecek falan. İşte Cem Londra'ya gidiyor. Hmm. Ne yapacağım ne edeceğim. E, psikiyatra gittim. Hmm. Orada çıktı bu. Hmm. Ve ortaya çıktı ki yani hem kendime özgüvenim sonsuz... Her şeye karşı çıkarım, aklımdan geçeni söylerim, Hı. ortalığı dağıtırım. Hı. Ama aynı zamanda evlatlık edinilmiş çocuklardaki bütün deformasyon da var. Hı. Herkes beni sevsin, yok <laughs> bilmem ne falan. Her şey mevcut. Hı. Çok iyi olmuş. Hı. Peki bir dakika. Bu 20 yaşında e, ne oluyorsun? Primadonna mı oluyorsun? 19. 19. E, prima Baş, Ballerina. Prima Ballerina. Ha. Ben bilmiyorum. Primadonna operada mı oluyor? Evet. Ha peki prima balerina oluyorsun. Bu erken bir yaş mı? E, şanslıyım çünkü 14 yaşından beri sahnedeydim. Çünkü hmm. devlet balesinde az insan vardı. Konservatuvardan hmm. e, yüksek sınıflarda olanlar da dans edebiliyorduk. Yani onun için ben hmm. ha bir de sahnedeydim zaten. E, çok fazla eser var. Kuğu Gölü var, Carmen var, Don Quixote var, daha çok, dolu, evet. çok oyun vardı. Ee, üstelik o zaman modern bale ayrı bir grup hmm. değildi. Hmm. Biz modern, caz, klasik her şeyi oynuyorduk. Hmm. Ve AKM falan zamanları çok zevkliydi. Peki bu alışıldık bir şey mi? Ee, çok değil herhalde. Ee, baleden oyunculuğa geçmek. Geçenler var ama hmm. ben buna karar verdiğim zaman işte o psikiyatrla sağ olsun çok yardımcı hmm. oldu. Çünkü çok aşık olduğum bir şey bırakıyordum. Hmm. yani değişik şeyler aklıma geliyor. İki gün beni idare ediyor sonra tık tık tık, yok yani bu değil filan. Hmm. E, oyunculuk deyince aklıma gelince o kal bitti yani her şey çözüldü benim için. Hmm. Hemen koşa koşa e, diksiyon de, neydi? E, Arsen Gürzab'ın evet e, evet okuluna yazıldım. Diyalogtu. Diyalogtu. Yes, yes, yes. e, ve ondan sonra işte bir sürü kitap okudum. Artık o zaman İngilizce okuyabiliyordum. Hmm. Yani Tuğla gibi kitaplar ama yani aslında şöyle 30 sayfa olabilir. Yani ha bir aynı şeyleri tek hmm. tekrarlıyor hmm. falan. Orada Eric Morris'in kitabına rastladım. Hmm. E, sonra onunla temasa geçtim. Hmm. İşte ondan sonra hmm. oyuncular yani Düş gezginlerini çekmeden önce Gittim, orada bayağı bir çalıştım. Peki ama oradan e, yani baleden yani sahneden sahneye geçmiyorsun. Sahnede olan bir şeye geçmiyorsun, sinemaya geçiyorsun ilk olarak. Yani sinema, tiyatro diye düşünmedim ki. herkes Düşünmedin bana, ama, tabii ama derken, aslında yani en azından Devlet Opera Balesi dolayısıyla yani en azından sahne ve yakınlık açısından daha yakınsın operaya ve tiyatroya. Değil evet mi? Ama, ama sen sinemaya gidiyorsun e, oradan. Öyle oldu. Yani hmm. ben oyunculuk diye düşündüm. O sırada da o kadar az film çekiliyordu ki. Hmm. Sen manyak mısın dediler. Ne yani görmüyor musun hmm. şu durumu falan. Hmm. E dedim tiyatro var. Ne tiyatroda mı yapacaksın? Hmm. E yok ne yapacağım dedim yani. Sırf Peki Atuf Yılmaz'ın filmi e, Düş Gezginleri ve oradan e, en iyi kadın oyuncu ödülü geliyor. Hemen Altın Portakal'da. Evet çok yani... Hem büyük bir şans oldu benim için. Hmm. Çünkü kim kim beni tanıyacak da bana rol teklif edecek hmm. falan. Hmm. Fakat öte yandan kendi jenerasyonumda o kadar iyi oyuncular var ki ve tiyatrodan geliyorlar evet. ve çok deneyimliler. Evet. O arayı kapamaya çalışmaktan canım çıktı. Hala çalışıyorum. Peki o 92'deki ben atmosferi 3 aşağı beş yukarı biliyorum tabii oyuncular da Bugünkü gibi değil. Birbirlerine karşı acımasız. Ee, işte herkes birbirini kıyasaya eleştiriyor. Efendim o kadına o ödül nasıl verilir? Bu adama bu ödül nasıl verilir? Bu bu rolü oynayabilir mi? Fahre... O hep öyle. Da, bu, bugün, artık, bugün artık o kadar çok değil. Daha fazla arz var. Daha fazla iş çıkıyor piyasaya. Hı -hı. Daha çok oyun var. Daha çok e, film var. E, artık yani la, laf yetiştiremiyor kimse kimseye de. E, peki orada o biraz da Cesur bir film değil mi Düş Gezginler? En azından o zaman öyle değerlendirildi. İşte herkes soyunmayı cesaret olarak ele aldı. Ama ne soyunuldu ayol. Ama herkes cesaret gösterdi, soyundu. Yani... Ondan önce de e, 70'lerde de erotik komediler vardı. Eşim bir dakika. O, o zaman da ne so Ay sana söylemiyorum e canım yani. onu. O 70'lerdeki erotik komedileri o zaman da herkes soyunmuştu. Soyunmamış mıydı? O 70'ler feciydi. O erotik filmler. Bana göre yani, hiç feci değildi. Etti. Ben çok seviyordum onları. <laughs> onlar o, İtalyan İtalyan dalgasıydı onlar. Gerçekten de erotik değildi onlar. Komediydi. Neyse. Yani. Ben o sırada dans ettiğim için pek baktım Sen o yoktu. sırada evet. <laughs> e, peki ama yani hep bir soyunmak problem oldu. bu, Ama basın Hayır yüzünden ki, oldu. Hayır şunu söylüyorum. Kimse de anlamadı o zaman. Hmm. Dedim ki cesaret dediğiniz şey hmm. bir oyuncu olarak çalışırken bir sürü... Bir sürü şeyler çalışıyorsun. Hmm. O sırada içinden öyle bir şey çıkıyor ki ben bunu nerede sakladım diyorsun. Yani hmm. bu, bu his nereden çıktı şimdi? Cesaret hmm. kendinle yüzleşmek. Evet. Ee, Yoksa ama bir, yok adam gelmiş bu falan yani o değil... Ya bu şimdi de oluyor. Şimdi de artık e, sanatsal işlerde kalmadı. Eskiden soyunmak sanatsal işlerde vardı. Ee, şimdi. Örtünmek hep, var. E şu şu var. <laughs> Aslında hep medya sitelerinde görüyorum. Ee, takipçilerine ee, dekoltesini gösterdi. Sosyal medya çalkalandı. Yani bir sanatsal bir şey için de yapmıyor. Bak medya sitelerine. Herkes takipçilerine ee, şey yapıyor. Ee, soyunuyor. Takipçileri dekoltesini gören takipçileri ortalığı birbirine kat. Sanırsın ki hani marketlere saldırdılar, cam çerçeve indirdiler falan filan. Diyor ki sosyal medya ee, çalkalandı. Yani bu soyunma meselesinin artık bir skandal olarak kabul edilmemesi lazım ve bunun medya tarafından desteklenmemesi lazım. Aa, aa gördünüz mü falan böyle <laughs> bir şey e, gerek yok. Ama e, o zaman e, şey de vardı yine e, aynı yıllarda tiyatroda da filanca soyundu falanca soyundu diye skandal ve e, gişeyi arttıran e, şeyleri vardı. O zaman tiyatroda da vardı. Yani. Ben Yok muydu sahneye kombinezonla çıktış falanca gibi gibilerden? Ha kombinezon canım. Ben ya de soyundu şey. de, ben de şey <laughs> Bir şey zannettim. Yok öyle değil. Peki ee, sonra Tersine Dünya, Amerikalı, Buluşma, Karşılaşma, nihavent Mucize, O Da Beni Seviyor, Başka Dilde Aşk gibi bunların hepsi önemli filmler. Güzel filmler. Çok iyi işler var. Ya yani bir anda kariyer böyle bir kariyer transferi yapılıyor ve hep çok iyi işler geliyor. E başka işler de geliyor. Ee, ama işte evet. mecburen. Evet. Evet. Seçemiyorsun onları. Ee, sonra diziler de var. Evet. Kaç tane dizi var tahminen? Bilmiyorum. Çok. Sonra tiyatro oyunları var değil mi? Kubilay Tunçer'in hmm. e, oyunu var. Eee David ile başladık. David Mehmet Hangisi? Evet. David Mamet hangi e, Oleyana. oyun? Oliana. Oliana. İki ha. kişilik. Hmm. Hmm. David Mehmet müthiş bir yazar değil mi? Müthiş. Müthiş bir yazar. Müthiş. Yani Bence de, 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 ileride daha da çok anlaşılacak o Hı -hı. adam. Keza yaşlandı artık ama evet. yani müthiş müthiş bir adam. Peki e, bu arada bir e, evlilik de sürüyor bütün bu süreç içerisinde. Çok uzun bir evlilik değil mi bu? 40 yıl. Onun için. 40 yıl mı? Siz bana cevap verecektiniz galiba değil mi? Yani işte Evlilik 40 yıl mı? 40 e, yani yıl olur mu ya Sen de gencecik evet. kadınsın. Bir, bir, şey yap. Ne? bir dakika. Ee, Bak hiç düşünmemiş. Hayır hayır, 40 yıl birlikteliğimiz hatta ha. geçti yani. Hmm. E biz bir buçuk yıl birlikte yaşadık. Hmm. Sonra baktık ki herkes bize evli yerine koyuyor. Hmm. E dedik ki evlenelim bari. Ya yani nasıl ileride çocuk falan da yaparız çocuk çocuk falan diye Kızım 40 yıl diyor ya 1940'lar herhalde. <laughs> <laughs> 50'ler falan değil mi? Evet. evet. Peki bir e, müjde isimli bir film var. Evet. Yeni galiba. Evet. Ee, bir de e, Blue TV'nin e, Bonkisi var. Onda birinci sezonda birinci vardı. Birinci sezonda evet. Peki. Şimdi bu e, şeyi merak ettim. Bale'den bu kariyer transferini yaparken bu psikiyatrla ne yapmış olabilirsin de bu kadar doğru ben adımlar kimim? atılmış? Hayattan ne istiyorum hmm. e, falan gibi sorular. Yani herkesin 60 yaşında emekli olunca falan sorduğu soruları hmm. ben çok erken bir yaşta sorma şansına eriştim. Ve yine çok aşık olduğum bir iş buldum. Peki orada tabii ki psikiyatra gitmek, e, terapi seanslarına katılmak, bir psikologtan danışmanlık almak. Tabii ki bunlar günümüzde daha e, normal ad sıradan şeyler olarak görünmeye başladı. Ama senin bu e, psikiyatra danışmaya gittiğin zamanlar bu... Deli misin 90 kızım? Ya değil mi? O tarihlerde yani. de vardı. Hani deli misin ki gidiyorsun gibi bir soru sorulabilecek. E öyle bir çevrem yok. Öyle bir çevren yok. Evet. Peki o zaman. Ayrıca kim ne derse desin ben kafamı koyunca yapıyorum. Güzel. Peki o zaman e, bunu ilham vermesi için söylüyorum seyircilerimiz Hı. için. Yani böyle bir bunu gidip birisine danışmak aslında kendine eziyet mi ediyordun? Kendini... Yani burada dramatik bir şey var mıydı giderken? Hayır, şimdi arkadaşlar da tabii sağ olsunlar. işte bak şöyle yap, böyle yap falan. Hmm. Ama bu yani profesyonel bir, bir iş değil bu. Hmm. Hmm. Ee, onun için dedim ki ben bu işin içinden çıkamıyorum. Hmm. Ne yapacağım, ne edeceğim? Hmm. Ben dedim en iyisi psik psikiyatriste gideyim. Çok bakayım güzel. Bakayım ne istiyorum, hayattan ne bekliyorum. Hmm. Hani Ve gerçekten de çok iyi bir psikiyatra gittim. Hmm. Ve işte onun sayesinde... Hmm. Hayatta mıdır kendisi? Evet hayatta. Güzel, harikulade Peki. ha? yazıyor O değil, o değil, o değil. Değil, hayır değil. O değil. <laughs> ya ben de bilmiyorum da o değil. <laughs> Yok, o değil. Peki, peki çok güzel. Şimdi birkaç röportaja. Peki bir dakika, şöyle bir röportaj var. Bu eski bir 2018'deki bir röportaj ama şöyle diyorsun. Oyunculuğa başlamaya karar verdiğimde bir arkadaşım bana sen genç değilsin, güzel değilsin. Neden oyunculuk yapacaksın ki? Demişim. Bu kim? Bu salak kim? Bu salak çok meşhur bir oyuncu. <laughs> bir dakika. O salak sana 1990'ların başında ee, ben, genç değilsin, e, yok, yok, güzel şöyle, değilsin mi demiş? Şu durumda. Ben ona fikrini sormadım. Ha. Ee, birlikte bir çay içiyorduk işte bir birleriyle falan. Ondan sonra ve üstelik de yani Erik Morris'e gidiyorum, biletimi ha, almışım. Ha, zaten falan, gidiyorum. o vaziyetteyim. Ha, ha. ...ondan sonra sen gençsin güzel değilsin. Hmm. O genç ve güzel miydi o sırada söylerken? Ya hiç ismini falan geçirmeyeceğim, merak etme de. Yani bil bilmiyorum zaten Yok, kim olduğunu da. Yok, benden olduğunda. küçük değil. Ha. Ama çok uzun zamandır. E yani iki sorun var. Oyunca. Kim bu salak? İki, sen salak mısın bundan etkilendin mi? Yok. Etkilenmedin sen bundan. Ay yok canım niye? Etkilenmedin. ha. ha. dedim yani ben sadece yani manken mi olmak gerekiyor oyuncu evet. olmak için yani <laughs> bir sürü Hayır, genç dünya değilsin, kadar. Güzel değilsin, Ayrıca yani aklın yerindeyse vücudun sağlamsa yaşadığın kadar hmm. oyunculuk yaparsın. Hmm. Yani bunun hmm. tiyatrosu var sadece sinemada da değil. Hmm. Ee, <laughs> peki bu Eric Morris meselesini nasıl buluyorsun yani sence? Ee, bu yaklaşım oyunculuğa bu yaklaşım doğru mudur evrensel midir sen hala evet. aynı prensipleri taşıyor musun sürdürüyormusun evet, evet. aynı evet. prensipleri Onun, onunla birlikte çalışırken yaptığım bazı şeyleri kendi hmm. başıma yapabilsem hmm. hiç hmm. ol, hiçbir şey çalışmama gerek yok yani hmm. subpersonalities diye ya da voice dialogue diye bir tekniği var hmm. ee, içimizde birçok kişiliklerden oluşuyoruz işte bazıları çok önde bazıları çok biraz gerektiğinde ortaya çıkıyor. Bazıları da bastırılmış. O Hı. bastırılmış olanlar bizim aleyhimize çalışıyor. Ve bir öyle şeyler izledim ki orada. Yani kendim de deneyimledim. Nasıl anlatayım ki şimdi? Ee, mesela dedim ki ben, ben benim şeye ihtiyacım var. Yani be, böyle bir zorda kalınca, başım dertte girince ne yapacağım? Böyle insanın bir iç sesi vardır. Yani bir, bir bilge bir tarafım vardır. Hani yapma bunu der falan. Bir şey yapar Hı. sana. Hı. O benimki tatilde Endonezya taraflarında Hı. dolanıyor. Benim onlarda. de yoktur iç yok, Hiç öyle bir şey yok. Dedim Hı. yani öyle bir öyle bir şey çok ihtiyacım var. Neyse işte kendinden sana sorular soruyor. İçindeki bir e, oyuncu bir çocuğu yakalıyor. Yerini değiştiriyorsun. O oyun çocuk olarak Hı. cevap veriyorsun ona. Sonra oradan başka bir şey yakalıyor falan. Beni öyle bir yere getirdi ki hiç hayatımda bu kadar her şeyi gözlemleyen, hiçbir şeyi yargılamayan, böyle bir, bir öyle bir hale geldim. Se, çıkan sesim kulağıma başka geliyor. falan ve bunu başkalarında da çok e, gözlemledim. Hmm. E, yani, yani onun ayrı de... bir sesi var. Hmm. Her şeyin hmm. ayrı bir sesi. Bir tane meşhur yani oldukça meşhur bir oyuncu vardı. Mesela o hep böyle tatlı anne rolleri falan oynamış. Ondan sonra onun bir seksi bir tarafını çıkardı. Hmm. Kadın hiçbir şey yapmıyor ama bütün sesi değişti. Dur, duruşu, bakışı değişti. Yani böyle filan hani öyle bir hiçbir numara yok. Hmm, hmm. Ama bambaşka bir kadın oldu gözümüzün önünde. Bunları hmm. çok şahit oldum. Bunu ben kendi kendime yapabilsem. Hmm. <laughs> Peki siz, siz konuşuyor musunuz bu tekniklerden? Mutlaka konuşuyorsunuz tabii... Yani teknikler olarak konuşmuyoruz ama yani çalışırken e, yani nasıl söyleyeyim hani mesela bu acı kaybımızda özellikle baş başa kaldığımız çok zamanlar oldu ve oyun rollerin üzerine ne yapabiliriz üzerine çok konuştuk. Hı. Ama yönetmenle beraber çalıştığımız için daha çok açıkçası hani öyle çok mutfak kısmı ile ilgili ya da daha öncesiyle ilgili işte oyunculuk biçimleri, üslupları, teknikleri ile ilgili bir şey paylaşımımız olmadı yani hı. öyle sahnede çalışırken olmadı. Hı. Hı. E kaç yaş var aranızda? 29 falan galiba. Hı hı. <laughs> Bu kız kesinlikle yaşını göstermiyor. Evet. Yani i̇nanılmaz bir şey yani. Ben 66 yaşındayım. Hiç, hiç göstermiyor. Yani bu saklar. Ee, <laughs> hayır olacak <laughs> değil. Sizin 29 göstermin. olması, adamla e, 40 yıldır beraber olması falan filan <laughs> yani e, acayip. Bir şey. Peki senin ona yaklaşımında şey var mı böyle ablacım falan yani bir saygıyla filan? Tabii ki var. Var. Ama ha. kardeş gibi olduk canım. Yani. Ha. Hmm. Bir de ikimizin de dalağı çok düşük. Ha, ha, ha <laughs> da bir de, var. Bir de öyle yani, bir uyuşma da oldu yani. Çok Gerçi evet. bazen zora düşürüyor bu durum bizi ama sahnede hmm. artık bir şekilde hmm. hallediyoruz. Peki sen e, onun bu e, tekniklerine katılıyor musun yoksa sen konservatuvardan ve daha sonra Ankara Sanat e, Tiyatrosu deneyimiyle başka bir teknik öğretinin peşinde misin? Yani ben Erik Morris üzerine o yani o yöntem üzerine çalışan biriyle de çalışmadım. O konuyla ilgili çok bir bilgim yok ama Stanislavski, Grotowski ve diğer işte Meyerhold hmm. vesaire bunun gibi bir sürü hocalarımız, bir sürü teknikler öğrettiler. Sonrasında hmm. workshop'lar ya da başka hmm. insanlarla çalışmalarım oldu. Fakat hani ben yani ben bir role çalışırken işte buna Stanislavski, buna Meyerhold, buna şu teknikle e gibi ...çalışmıyor benim kafam açıkçası. Böyle biraz ortaya karışık bir durum oluyor. Nasıl, nasıl oldu? ben de çok biraz keşfetmiş daha değilim yani. Orkestra şefinin yapacağı şey değil mi? Yani orkestra şefi... ...diyelim ki e, müzikte... ...ama tiyatroda da bu orkestra şefi... E, ...tabii ki yönetmen oluyor. Evet. Hı, ve evet. yönetmen bir... E, ...teknik önermesi olabilir. Yani yönetmenin kariyerinde bu olabilir. Tabii. Ya da yönetmen bu tutumu benimsemiş olarak... ...gelir ve... ...çünkü biz aslında neyi e, arzu ediyoruz? Bir... E, Opera bale gibi, e, senfonik müzik gibi e, kurumsal tiyatrolarda da aslında oyuncuların bütün teknikleri yorumlayabilecek kadar ehil Hı -hı. eğitimli olmasını e, şey yapıyoruz. Evet. E, öngörüyoruz. Yani herhangi bir farklı yönetmenle çalışabilecek, onun tekniğine adapte olabilecek bir şey olması lazım. Nasıl bir senfondaki bir kemancı şekerim ama ben onu öyle çalamam evet. diyemezse burada da oyuncu da buna hazır olması lazım. Sen böyle bir galiba konservatuar mezunu olarak böyle bir teknikle geliyorsun. Evet yani biraz yönetmenin de hani hem metnin olanakları hem yönetmenin Hı. nereye doğru götüreceği bizi hangi e, biçime doğru sürükleyeceğini ...kestirdikten sonra aslında öyle bir hani ne var cepte diye çıkarmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Peki aslında benim hissettiğim şey bu doğru mu? Aslında biraz e, tiyatroya da hem oyuncu olarak ama bir, bir yandan da ilk görevlerin de öyle işte asistanlıkların var falan filan. Aslında evet. reisi ve e, felsefesiyle e, yönetmenlik ya da yazarlık falan bunlara da meraklısın galiba. Yani yazarlık kısmı için değil ama hani evet e, yönetmen yardımcılığı. Hatta en son İstanbul'da da e, Ayşe Nişamlıoğlu, Selçuk Yöntem Foyerbah çalışırken hmm. e, onun yönetmen yardımcılığını yapmıştım. Hmm. Benim yüksek lisans yapmak gibi bir düşüncem vardı o zaman ki sonrasında hmm. yaptım da zaten. Tezimi hmm. vermedim ama hala sadece. Hmm. E, yani o yüzden de oradan öğreneceğim çok şey oldum Çünkü ben tiyatronun sadece sahnede oynamakla ilgili değil de bir bütün olduğunu düşünüyorum. Hani hem metin... ...metne bakmak, hem reji, hem ışık, hem dekor, kostüm... ...yani bütün e, o plastiklerin bütünüyle ilgili fikir sahibi olmak... ...yani onun üzerine e, ehil olmasam da en azından biliyor olmak... ...ya da onu okuyor, ilgileniyor olmak hoşuma gidiyor aslında. Sizin oyuna geldiğimizde ne bizi çok şaşırtır? Oyunun kendisi. kendisi. Peki ne yaparız? Hemen bir heyecanlanır mıyız? Yoksa bir şey bizi sürükler, takip eder mi? Evet çok sürprizler ee, bir var. Bir çatışma evet. var mı böyle çok yok. Aa ah, böyle bir nefes nefese olur muyuz? E, böyle? Öyle yerleri var oyunun. Aslında hmm. öyle bir kırılma noktası var. Hmm. Hmm. Yani hmm. oraya kadar e ne olacak şimdi ne yapıyor bunlar gibi seyirci hmm. takip ediyor olabilir. Ama o kırılmadan sonra e, insanların yani bizim aldığımız yorumların hepsi şey sinirimiz bozuldu. Hı. Biz e, gülüyoruz ama neden buna Hı. gülüyoruz? Çünkü ağlamamız gerekiyor Hı. gibi tipik bir kara Asa böyle komedi. böyle bir evet, kara komedisi <laughs> ve bir katarsisi e. de var. Aynen ee, öyle. Yani bizim aldığımız geri bildirim nerede o yönde. E. Işte. Ben ne zaman izleyebilirim? Nerede oynuyorsunuz? E, biz e, yani yedisinde moda sahnesinde olacağız. Hı. Hı. Moda değil yedisinde. Pardon, pardon. Zorlu'da. E. E. Zorlu'da da. <laughs> <Zordu gülüyor> olacağız. Drama sahnesinde Zorlu'da. 21'inde Fişekhane'de olacağız. 21 Nisan'da. 26 Nisan'da. E, moda sahnesinde olacağız. 25 Mayıs. Bir dakika Mayıs. tam tam anlayamadım. 7'sinde nerede dediniz? Zorlu. 7 Zorlu, zorlu. Evet. Stüdyo Sahne'de. Hı. Hı. Evet. Sonra 21 fişekhane'de olacağız. 26 Yim. moda. Moda. Tamam. E, arada e, Adana Tiyatro Festivali 14 -15. var 14-15 Mayıs. 14 -15 Mayıs. Harika. E, şu an Mayıs ayı içinde 25 Mayıs Yunus Emre Kültür Merkezi Bakırköy orası Hı. 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 belli. İşte yani bu projenin o ikinci oyunu. Çok yeni kurulmuş evet. bir tiyatro. Evet. o yüzden yani onlar için de genelliyi ve Onur Onurdur Canan çalışan Demir ve Onurdur bunun e, ikinci prodüksiyonları bu. İlk prodüksiyonları da Bernarda idi tek kişilik bir oyun ve çok çok güzeldi. Evet. Ben Hı. çok çok beğendim gerçekten. Görmeyenler mutlaka evet. onda izlesinler. Evet. Ben de evet. çok teşekkür ediyorum sizden önceki konuklarımla Allah aşkına insan biraz sanat konuşur değil mi? <laughs> <laughs> Ama biz çok eğlendik. Hay ben de ben diyorum ki yani evlenecek kadın var, <laughs> eğlenecek kadın var. Hakikaten. Yani aynı öyle ka 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 ka. gül 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 gül. Ama ben Erik Ben Erik Morris e, yapmış biriyim. Nasıl Erik Morris'i? Yapmış birisin. Yapmış <laughs> biriyim. Evet. E, o zaman e, Ayşe e, şey e, e, neydi adam ya? adı unuttum Ayşe, şimdi hayır Meltem Cumbul yapıyordu asistanı Meltem Cumbul yapıyordu evet Ondan sonra vallahi parama çok üzülmüştüm verdiğim o paraya O çok şeydi çok o gelen para asistanı verdim. geldi evet. ve onun yani öyle pff, mi hiç, hiç alakası yok. Hiç ha. hiç memnun. Ben e, de geldim. bu gelmiş. konuda bir lütfen bir skandal yaratmayalım yani e, evet. Çünkü hakikaten değil mi böyle Hayır, şeyler değil. de var? E, Amerika'dan biri geldi. Ha. E, onun asistanlığını yapmış. Hı. Ama yani üç gün mü yapmış, beş gün mü artık onu bilemeyeceğim. İşte öyle Hiç şeyler şey oluyor. Yani. Mesela Neyse, işte olmuyor. filancanın yoga tekniği çıkıyor da ondan sonra geliyor onun suyunun suyu bazen. Değil mi? Evet. Öyle Hindistan'dan <laughs> geliyorum diye ne kandırmalar öyle şeylerde. Ama ben bu kızları çok böyle Bak sanat konuştum siz ikiniz Vallahi burada <laughs> şöyle, Kah kah Hayatım kah moderatör... biraz ciddi olamadınız Birci, Moderatör giddi. sensin Ne sorarsan ona cevap verdik Orada çok güzel sanat içerikli evet, sanat konuştun Bana sanat öyle kızlar gibi Gelmediniz ikiniz de <laughs> Biz... Onlar bana daha sanatçı gibi geliyor. Biz evet. eğlenecek evet. kızlarız. Evet. Onlar evet. evlenirce. Onlar için. onlar bana daha sanatçı geldiler. Daha evet. sanatçı. Valla biz çok eğlendik. Ama teşekkür daha daha sanat, biz çok sanatçı. Bu kızın ben yalnız bu nasıl oldu bu kız böyle hiç yani değişmedin Allah aşkına ya yani. gerçekten öyle ha? hiç anne. anne. Evet. 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 Çok acayip bir şey. Peki çok teşekkür ediyoruz ayrılmıyorsunuz devam ediyoruz diğer konuklarımızla. Beyler Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Dolu kadehi ters tut. Uğurhan Özay ve Olcan Ava hoş geldiniz. Teşekkür Olur. ederim. Sizi tanımaktan çok hoş mutluyum. Bir de bizde de pandemi döneminde bir klip çektiniz. Beni arkadaşlarım tabii pandemide bir gittik geldik, bir sarsıldık. Onun için ben farkına değildim ve sizi dinliyor olduğum halde klibinizi izlememiştim. Olabilir böyle bir şey. Ve bizde burada çektiğiniz klibi iyi ki burada izledim. İzlemeseydim dedim ki herhalde pandemide açtılar girdiler e, e, kabareye klibi çektiler e, çıktılar diyecektim. Çok güzel bir klip olmuş. E, tabii klipleri göstermiyoruz sonra telif yiyoruz falan filan ama mutlaka e, seyredin. O şarkının ismini söyler misin bana? Islansın. Islansın evet. Ve e, kadınların başrolde oynadığı olduğu... Ee, garsonu oynayan adama bayıldım. Evet, çok Kimdir güzel. efendim ismini söyleyin Aa, hatırlıyor musunuz? Hatırlayamadım Hatırlayamadınız. Şimdi. Peki arasınlar bulsunlar merak edenler çok iyi oynuyor ee, hanımefendiler çok iyi oynuyor. Siz sahnede çok ilginçsiniz. <laughs> ee, benim anlamadığım sen vokaldesin Doğru. Her şeyi sen mi çalıyorsun? <laughs> ya evet. bu o zaman dengeli bir grup ilişkisi mi olmuyor? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, biz iki kişi kurduk grubu. Şimdi o albümün prodüksiyonunda da aslında mesela o şarkının orijinalinde davul yok, elektronik bir davul var. Hı -hı. Ama biz sahnede hani öyle bir espri yapmak istedik. İşte klavyeyi, işte ben her kamera açı döndüğünde öyle de bir espri olsun, Hı -hı. enstrüman değişsin, dinamizm katalım falan diye fikir vardı. Ve davul sahneyi çok dolduruyor diye Hı -hı. kullanmak istemiştik o zaman. Ee, aslında yani albüm prodüksiyonunu ben yaptım. Hani davul çalmadım. Hmm. Ee, ama davul programlamasını falan ben yapmıştım. Hmm. Yani çalıyorum diyemem. Tabii şu şarkı... şarkı... 7 kişiyiz bu arada. Ha 7 evet, kişi. Evet, evet Ama şarkı çok güzel. Ee, çok güzel ki biraz bazı hmm. kesitlerini de evet. e, arkadaşlarım e, izlettiriyorlar şimdi. Hakikaten çok güzel bir iş. Bu e, bu nasıl bir dalgaydı Büyük Ev, abluka, da son, son feci bisiklet, hmm. Dolukadeyi ters tut. Bu e, bizde mi başladı bu e, isimler serisi yoksa dünyadan mı aldık bunu? Siz ismi koyarken ne düşünerek koydunuz? Yani şöyle bizi de başlayan bir şey değil. Yani başta Red Hot Chili Peppers bizim de çok hayran olduğumuz bir grup. Hmm. Hmm. E, ama şöyle bir durum oldu Büyük Ev, Abloka son feci bisiklet, Yüzdeyken konuşuruz konuşuyoruz. Bunlar vardı, biz hmm. yokken de. Hmm. Biz de grubu kurarken aslında belki de bir fişek olmuştur bize de. Hani aslında böyle bir kapı da var. Rın, şeyini açmış olabilir. Aslında bir yerden aldınız tabii söyleyin. Ha, evet e, tabii. Şey Ömer Ayyam'ın bir rubayesinde geçiyor. Aslında biz bir sürü, yani çok o gün isim bir isim koymamız gerekiyordu grubumuza hani bir albüm kaydettik evde kendi kendimize Hı. isim lazım falan. Hı. Sonra e, düşünürken işte ilk bakışta böyle saçma görünen ama altında bir anlam yatan bir şey olsun diye Ömer Ayyam'ı da çok sevdiğimiz Hı. için onun rubayesinde geçen bir e, Mısır ayı hmm. koyalım dedik. Tabii bir çevirisinde geçen hmm. e, bir Mısır koyduk. koyduk. E, yani şey dediği gibi uğranın, bize bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Onu söyleyebilirim. Hani bizden bir önceki nesilde daha işte duman gibi işte manga gibi daha böyle tek kelime isimler hmm. vardı. Bizde sanki o bitmişti sanki öyle koyulacak hmm. isim kalmamış gibi bir durumda olduğumuz için hmm. <laughs> biz öyle yani uzun uzun isimler falan koyarken bulduk kendimizi hmm. çok. Abici mesela ilk albümümüzün ismi de bir alternatif hmm. isim evet. fikriydi tabii evet. ki hmm. Hmm. gibi öyle koyduk ama kesinlikle hani zaten öyle grupların olması hem ülkede hem dünyada bize de Kıpsın zaten yapılıyor böyle bir şey evet. dedik yani. Peki e, Uğurhan sen aslında bu günlere ait birazdan da Fatih tutağı da e, ağırlayacağız gastronomi mezunusun. Hı? Evet. E, çalışıyor musun bu yönde? E, yok çalışmıyorum yani zamanımın çok büyük bir kısmı. İkimizin kurduğu işi işte Dolokettersut projesiyle geçiyor. Hı hı hı. Ama 2016'dan 2016'tan mezun oldum. Bir sene kadar yaptım. O sırada yine bizim grup devam ediyordu. Ama belli bir yerde ikimiz de kendi mesleklerimizden artık bir kopuş noktasına geçmiş olduk. Hı hı. Çünkü hayatımızın çok büyük bir kısmını çünkü sen de sinema okudun. Hı hı. Evet. Türkiye'nin en iyi sinema okullarından birinde Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Ee, ve peki hiçbir şey yapmıyor musun? E, yapıyorum. Aslında klipleri ben çekiyorum. Hmm. Öyle bir avantajım var. hani hmm. ekibin klipçe ihtiyacı <laughs> olduğu için. Hmm. E, onun dışında başka arkadaşlarımıza da sektörden klipler çektim. İşte kısa filmler okulda okuduğumuz için çektim. Hmm. ya Senaryo hmm. falan yazıyorum ama bir hmm. noktada tekrar dönmek istediğim bir yer kesinlikle. Ama hani şu an yaşımızın, e, enerjimizin müzik yapmaya daha uygun olduğunu düşündüğüm için e, şu an daha ağırlığı o tarafa vermiştim. Ama kesinlikle sinema yapmak istiyorum bir noktada. Ama dünyada, dünyadaki çoğu müzisyenin de bir yandan sinema projeleri içerisinde olmaları, e, tiyatrodan belki daha fazla e, sinema işleri var, e, edebiyatla e, ilgililer. Yani aslında bütün dünya e, böyle e, multidisipliner, multitask bir e, varoluşa, sanatçı varoluşuna doğru ilerliyor galiba. Ve bu kabul de görüyor. E, güzel de oluyor yani böyle olması. Evet bence de ben hani bu... ...Rönesans adamı dedikleri bir tip galiba... ...hani böyle çeşit çeşit Hı. elinden bir sürü iş... Fransızlar artist komple de derler... ...birçok e, konuda yetenekli ve o konuda... ...üretebilen en önemlisi... ...ürettiği kabul gören, Hı. satın alınan... ...seyircisi olan, izleyeni takipçisi olan... E, ...kişiler var... ...onlar eskiden azdı... Şimdi imkan... Eski, ...eskiden azdı... Hı, evet. ...eskiden... E, ...yüzdesel olarak sanatçılar arasında azdı... ...bu artist kompleler... Hı. ...şimdi... Eğitim de bu yönde gidiyor ve daha fazla ve daha verimli de oldu. Yani teknoloji de buna çok yardımcı. Çok kaldık evet. yani. Hmm. Evet. İmkan var dediğim gibi biz mesela ilk kliplerimizi para biriktirip hani DSLR kameralar alıp çekebildiğimiz için hı hı. hani öyle multidisipliner bir konumda bulduk kendimizi yoksa hani hı hı. Türk sinemasında bir tane kameranın döndüğü Hı. İşte yıllarda olsaydık hani istesek de multidisipliner olamazdık. Yani biraz onun teknoloji, internet vesaire bilginin erişimiyle de çok Hı. alakası var yani. Hı. Peki e, kendi e, serüveninizi nasıl görüyorsunuz? Yani dünyada bu kadar dinamik bir sanat yok sizin sanatınız kadar. Müzik Hı. o kadar dinamik ki e, hani e, artık şeyden bahsedemiyoruz. Yani şu yıllardan şu yıllara hakim müzik tarzı diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Hı. Çünkü herkes e, alternatif herkes independent herkes yenilikçi herkes şöyle herkes böyle zaten var olmanın kendini kabul ettirmenin ilk başta bir etki yaratmanın yolu da bu. Kendi serüveninize nasıl bakıyorsunuz bu açıdan? Ya biz aramızda da bunu hep konuşuyoruz. Ben e, bizim ikimizin de sevdiği grupları biz böyle bir şarkısını vesaire değil de bütün kariyerini sevdiğimiz lüyasına... için hani hmm. bu şöyle başlamış, böyle gitmiş. Biz hep şeyi konuşurduk. İlk albümü yaparken bile a üçüncü albümümüz şöyle olur. Aa dördüncü hmm. albümümüz şu yaşa gelir. O da şu grubun şu yaşı gibi olur. Hmm. Hani biz hep böyle bir kariyer gibi baktık. Hatta işte bugün bile konuştuk ona. Hani böyle bir şu an burada sizinle böyle bir programda konuşuyor olmak da bu önemli bir hmm. mil taşı gibi geliyor bize. Hmm. Hani hmm. biz biz teşekkür ederiz. Bizim istediğimiz yani bir noktada hani bu... yolculuğu bitirince dışarıdan dönüp bakıp aa biz de Türkiye'de bir dönem müzik yaptık. İşte bizi etkileyen bizden önceki nesi gibi biz de şunları etkiledik falan diyebilmek bizi çok tatmin ettiği için o bize çalışkanlık da veriyor. Serüvenimiz en başından beri ee, bu motivasyonla gitti. O yüzden e, şey... Ama böyle bir başlangıç yaptınız. Hı -hı. Yani e, bugün tabii ki albüm üretimi az, albüm tüketimi de az. E, herkes e, single'larla e, dönmek zorunda diyelim. Hem ekonomik hem e, popülasyonun tercihi açısından. E, ama siz single grubu ya da single müzisyenleri olmadınız başlangıcınızdan hmm. itibaren yani grubun isminden sizin kariyerlerinize kadar siz aslında albüm grubusunuz hmm. evet. yani aynen siz nasıl başkalarının müziklerine böyle bakıyorsanız işte şu albümde bunu anlattılar sergilediler diğer albümde şunlar şunlar değişmişti parametreler hmm. olarak işte atıyorum Savaş çıkmıştı şu olmuştu hmm. bu olmuştu dünya şöyle bir faza girmişti ve o yüzden de buna böyle bir yanıt verdiler Tırnak içinde albümleriyle gibi bir e, anladığım kadarıyla bir müzik antolojiniz var sizin takip evet, ettiğiniz. Yani bizim kurulduğumuzdan beri galiba iki senede bir albüm yapmış olduk. Evet. Hı. Seneye yeni albüm mü geliyoruz? Evet evet. Seneye konuşuyoruz <laughs> bunu evet. yani üç yıldır. Bir, dediğim gibi bir yani. Bir albümle single farkını anlatmanızı istiyorum aslında sizi takip eden ya da sizden. Yaklaşım olarak mı yoksa sadece teknik? Yani e, albüm grubu olmak nedir, single Hı. grubu olmak nedir gibilerden bu çok önemli bir Hı. ayrım. E, çünkü ee, müzik sanatı da aslında e, sanat olarak e, resimden ya da heykelden e, ya da sinemadan ya da tiyatrodan farklı değil. Ama birisini o işin e, endüstrisi şimdi single yapmaya mecbur ediyor. Hı. Halbuki bir ressama şöyle diyemeyiz değil mi? Hadi bakalım dün çizdiğini resmini, ...getirip assana şuraya hı hı. bir bakalım... ...sonra da buradan kaldır götürüp öbür öbür tarafa asarsın... ...bir de orada hı hı. bakarlar resmine. Demiyoruz değil mi? Hı hı. Öyle demiyoruz. Yani o sanatçının bir sergi açması bekleniyor... ...ya da karma bir sergiye katılması hı hı. E, gerekiyor. E müzik dünyası tamamen karma sergiye dönüştü. Hı hı. Tamamen hı hı. ya da komplasyonlar... Hı hı. E, hı hı. E, ...karma sergi, e, şeyler... Öyle. E, platformların bize tanıtması o. Ya yani platformda işte neden bahsedeceğiz? İşte e, Apple'dan, Spotify'dan, Hı -hı. bilmem neden falan. Amazon'dan e, bahsediyoruz. Orada bir merak ediyorum bir Hı -hı. şeyi, grubu. Şarkıcıyı ne yapmış? Dizmiş oraya bana. Hı -hı. Farklı albümlerden dört tane, beş tane şarkı e, Hı -hı. dizmiş. Ve altına reytingini yazmış. Hı -hı. Şu kadar kişi dinledi diye. E şimdi doğal olarak tanımıyorsam, e orada bir şey oluyor mesela bir ilk birinci şarkıyı 50 milyon e, kişi dinlemiş alt ikinci şarkıya geçiyoruz 700 kişi. Hmm. E şimdi diyorsun ki ya bu çok fena e, gümlemiş hmm. ikinci şarkıda ya da ya da anlamamışlar bunu hmm. ikinci olarak bir şey denir. Peki hangi albümde bunu yapmış? Albümleri sonra dönüyoruz diskografisine bakarsak onun hikayesini öğreniyoruz. Hmm. İşte 90'da bunu yapmış, 2000'de bunu yapmış filan gibi diskografisine bakmazsam adam hepsini aynı albümde çıkarmış gibi şarkıları diziyorsun ve bu da takibi güçleştiriyor. Takibi güçleştirdiği zaman sevmeyi güçleştiriyor. Sevmeyi güçleştiriyor. İlk başta anlamayı güçleştiriyor. Anlamazsan da sevmiyorsun zaten. Evet. Ya albüm yaparken zaten belli bir konsept yaratıyorsun ve onun yaratıyorsun, içerisinde evet. onun içinde dinleyicinin de kaybolduğunu evet. ve evet. orada seni daha iyi bir şekilde keşfettiğini de gördüğün için evet. onun zevki ve hazı da bambaşka oluyor yani. Yani şeyi biz hep konuşurduk. E, albüm yapmanın şöyle bir güzelliği var. Hani ben şimdi size bir cümle etme ve kendimi Hı. tanıtma sevdirme şansıma kıyasla e, hani bir monolog yaptığımda hani kendimi tanıtma şansım çok daha yüksek. Albümde Hı. o şansını buluyoruz. Mesela hı hı. hani evet, single yaptığında çok dinlenecek bir şarkı yapmaya çalışırken albüme ...aa bak bu şarkı evet. bu albümde bu araya güzel geçiş Kaincılar olur. Güzel yani. moda olur falan diyorsun ve bir sürü şarkı çıkarabiliyorsun. Ha ben şunu hep konuşuyorduk. Mesela hiçbir favori sanatçımızın e, en sevdiğimiz şarkısı en popülerleri değil. Hı hı. Ve biz dedik ki evet. o, o fırsatı biz de bizi dinlemek ve isteyenlere verelim yani. Ve o en bizi mutlu eden o ne? En evet. böyle arada kalmış şarkımız. Ya bu benim en sevdiğim şarkı diye biri paylaşınca hani falan. Aa diyoruz ne güzel bak hı hı. O, o hissi yaşatıyoruz birine. Single sadece çıkarınca kimse seni o kadar tanıyamıyor ya da sen her istediğini yapamıyorsun. Analog dönemdeki single e, endüstri single'a mecbur bırakırken yani e, 60'ların şey, e, şey, işte ilk şeyle 45'lik plaklarda e, 33'lüklere geçilmeden önceki dönemde orada da b sitelar vardı. b sitelar çok güçlüydü. Yani tamam bugünkü çok benzemiyor mu? Single çıkarıyordu. Single çıkarıyordu. Bir sürü e, müzik grubunu sanatçıyı Amerika'da tıkıyorlardı bir otobüsün içinde. E, eyalet eyalet dolaştırıyorlardı. Koskoca grup 8 kişi sahneye çıkıyor. Tek bir şarkıyı söylemek için. Hemen iniyorlar. Öbürleri geliyor çıkıyor sahneye falan. Ama b sitelar vardı. 45'liğin arka yüzü. E, 45'liğin arka yüzüne hemen bir şey yapmak lazım. Hemen. Onun için sonradan dönüp bakıldığında koleksiyonerler, takipçileri aslında B-Side'lara yaptıkları müziğin çok daha yenilikçi. Hmm. Çünkü diyor ki şirket ya bir şey koy boş vermeyeceğiz herhalde değil mi pila? Hızla bir şey yapıyorlar ve orası onların modern deneme alanlarıydı. Evet işte o fırsat oluyor. Şimdi, şimdi Ama şimdi yok çünkü bir hard copy olmadığı için elde bir tane yaptın yaptın tamam. Onu da işte arka arkaya e, birileri koyacak. Ee, ön plana çıkaracak değil mi? Sizin öyle zorluklarınız var Spotify'da falan ön plana çıkaracak <laughs> mı beni falan gibi. Tabii yani o özellikle yeni girişen müzisyenlerin çok sıkıntı yaşadığı, özellikle bağımsız bir şey yaptığında sıkıntı yaşadığı bir şey ama bir yandan da ben bunu bir fırsat olarak da görüyorum. Belki haksız oluyor şu noktada demem ama biz de aynı yoldan geçtik çünkü. <laughs> hani biz de playlistlere girebilecek miyiz falan diye biz de konuşuyorduk, düşünüyorduk öne çıkacak mıyız diye. Peki şeyi şansını çok azaltmıyor mu? Diyelim ki tamamen aykırı bir işle ama geleceğe dönük çok modern e, radikal bir şey yaptın e, bu algoritmalar e, seni şöyle sunuyor ya mesela diyelim ki e, yani şey yapayım e, işte e, son feci bisikleti ya da işte yüz yüzeyken konuşuyoruz'u e, beğendiyse onun e, Spotify onun radyosunu yapıyor. Ya yani seni de bunun benzeri olarak bunu da seversin, yersin diye seni de o playliste koyuyor. Okey. Güzel. Diyelim ki adam seni hiç bilmiyor. O listeden arka arkaya çalınıyor. Duyuyor, akış olduğu için de "Aa, kendisi aramamış ama kulak kabartmış, beğenmiş." Çok güzel. Ya hiç kimseye benzemeyen bir şey yaptıysan seni hiç bir playliste koymuyor. Evet. Yani kesinlikle zorlukları var ama bu bana şöyle geliyor hani ben şöyle bakmayı tercih ediyorum diyeyim. Daha zor olduğunu düşünüyorum eskiden. Yani şu an giderek daha kolaylaştı. Hala zorluklar var dediğiniz gibi benzeri başka problemleri var. Ama mesela eskiden hani... ne plakçı gezmen gerekiyordu zaten yani en, evet. en başından. Yani. Şimdi Nasıl mesela plakçı gezmen gerekiyordu. Yapımcı yani, bulman gerekiyordu. Şu anda gerek. evet, yani elinde bir bilgisayar, bir ses kartı ile bizim hmm. yaptığımız gibi şarkılarını internete koyup işte Bu şu fırsat... an buraya konuk olabiliyoruz evet. mesela gibi. Evet da, daha fenası var öncesinde. Hmm. Yani Türk pop müziği. Uzun süre TRT denetimine hmm. göre sözlerle e, şey yaptığı için o yıllarda nasıl bir munkabızlık varsa hmm. e, şarkı sözlerinde ondan sonraki nesilleri de etkiledi. Onun için hmm. bizim 90'ları çok seviyoruz şarkı sözleri filan açısından ama o 90'lar da... 70'lerde ve 80'lerdeki adamlardan etkilendikleri için. Onun için sözler hemen haydi hopla zıpla gel bana ben de öpeyim seni yanağından diye gidiyor. Yani o kadar çok e, coşku, e, motivasyon var. Haydi el ele zıplarız gideriz oralara buralara falan filan. Yani insana dair hiçbir şey yok. Hepsi motivasyon. <laughs> Güzel. Ha, değil mi? Evet. Sizde öyle değil sözler. Bizim evet biz de çok karışık, çok evet. karışık. her çeşit şarkı ve söz evet. var. Yani bizim bir, bir de bağımsız olduğun için normalde böyle bir yapımcıyla giremeyeceğin konulara da girip irdeleyebildiğimiz için her çeşit şarkı yapma şansımız oldu. Bir de biz dediğim gibi çok şarkı yapmayı seven bir ekip olduğumuz Hı -hı. için Hı -hı. 80 şarkı falan yayınlamışız hani 4-5 evet. yılda. O yüzden her çeşit şarkı yaptık ve hoşumuza bir şey diye tanımladık grubu zaten. Hani uğran ve Olcan'ın sevip hadi bunu yaptık dediği şeyin Dolu kadar ters denir falan gibi bir kendimizce bir tanımı var. Peki biraz böyle bu genç olarak, genç sanatçılar olarak biraz e, ıı, ukalalık mı ıı, diyelim buna? Arogans mı diyelim yani? Bilmiyorum şey bunu yapıyoruz ya. Öyle bir hava var mı? Ha. Var mı öyle bir havanız yani? Aslında Yok. olma, hayır, olması gerekiyor. Çünkü ıı, ben çok inanırım buna. Bütün harikaların ıı, bir arogansı olması gerektiğini hatta ürpertmesi gerektiğini hmm. hatta biraz e, böyle hafif bir hafif bir rahatsızlık vermesi hmm. gerekir çünkü o zaten bizi şey yapar hmm. e, yoldan çevirir o bize ilk e, şey yapar böyle ilk çengeli atar yani yoksa hani her şey pozitif çok tatlı falan ben dönüp ona bakmıyorum birisi oradan bana bir şey yapacak yani, hafif bir ee, hafif bir dürtecek bir hafif ama o bir o illa tatlı bir şey değildir... biraz rahatsız edici bir Hı -hı. şey de vardır onun içerisinde. Hı -hı. Evet, yani şöyle yani. ben biraz tam aksi de var aslında biz de, şunu da deriz yani hani bizim yaptığımızı herkes yapabilir yaptığımız şeyleri ve yaparsa aynı biz yani başarılıysak diyelim Hı -hı. başarı aynı başarı yakalayacaktır hani zaten bu bahsettiğimiz imkan teknoloji gelişiminin sunduğu şey de bu hani eskiden çok iyi stüdyoya gireceksin de kayıt yapacaksın da yapamıyorsan da olamıyorsun şu an yapabiliyorsun Biraz bu e, bir yandan mütevazı olmayı gerektiriyor. Çünkü herkes yapabiliyor ama bir yandan da bak, hani Audrey meydanını hani herkes yapabiliyor işte. Hani en, evet. en çok dinlenen. Bir de bir de üzeri. şunu sormak istiyorum. Tabii ki dünyaya hakim olan Amerikan ve Anglo-Sakson müziği yani İngiltere ve Amerika dünyada çok hakim. Bunun dışındaki başka dillerde yapılan e, müzikler ya da moda müzikler vardır mesela işte Kuzey Afrika müzikleri gelmiştir evet. e, Afrika'nın başka tarafı gelmiştir ritimlerde falan filan yani ama genelde bir ülke gelenekseli vardır hani Afrika ya da e, Hint e, akımı ya da Japonların şeyi ya da tarihteki büyük İngiliz işgali diye tanımladıkları işte İngilizlerin Amerika'da kendilerini benimsetmeleri falan fakat bütün bunlarda müthiş bir gelenek var yani e, e, büyük İngiliz e, istilası da Amerika'da ve Avrupa'da aslında e, basma kalıp iyi anlamda söylüyorum bluz müziği hızlandırarak, rock'n'roll'u daha da hızlandırarak ya da şöyle ya da böyle yorumlayarak yapıldı. Yani aslında hepsi bir gelenekten geldi. Ama bizim bir Türk popu geleneğimiz yok. Dolayısıyla e, müzik yapmaya başlayan herkesin ...üzerinde duracağı bir zemin e, bulması gerekiyor. Belki de kendisinden önce öncekilerin hiç yapmadığı bir şey. Dolayısıyla o İngiliz, o Amerikalı, o Fransız, o Alman öbürlerinden alıp... ...aslında e, karışık bir şeyin üzerinde e, oturmak ve çalışmak zorundasınız. Bunu hissediyor musunuz? Söz yazmaktan e, kullanacağınız enstrümanlara ve tarzınıza kadar... Biz çok uzun süre ne tarz müzik yaptığımızı insanlara anlatamıyorduk. Kendimiz de bilmiyorduk çünkü. Yani o kadar farklı şeyler deniyoruz ve hala denemekteyiz Ama ki. ilk şey olarak sevdiğiniz şeye benzetmeye çalışıyordunuz tabii. Tabii Başka evet ne sev... dinliyorsak aslında, evet. neler dinliyorsak ondan Hı. kendimize aldığımız şeyi vermeye çalıştık. Aslında herkes aslında herkes böyle yaptı. E, tabii. Yani Beatles da böyle yaptı, Rolling Stones da böyle yaptı, Elvis de böyle yaptı Hı. ya da Amerikalı bluescular çok da böyle şey yaptı, Fransızlar da böyle yaptı. Hepsi bir geleneğin üzerine Hı. oturdular ve yükseldiler. Ama yine de bir avantajları vardı. Yani tamam onlar da sevdikleri başkaları gibi çalmak istiyorlar. O zaten e, kreasyonun başlangıcı o çocuksuluk, o tatlılık, o saflık. Bunların hepsi çok güzel ama bir gelenek yok altta. Hı -hı. Yani alttaki geleneğini aradığım zaman senin senin Hı -hı. ne bulacağım altta? Evet. Mesela altta Tarkan mı bulacağım geleneğini? ya da Erol Evgin mi bul? Bak Hı -hı. Türk popundan bak gel. Yani sonuçta Hı -hı. ne de olsa Türk popu diye değerler. ya da Türk rakı. Yani Türk rakı dediğin zaman altta ne buluyorum ben yani? Moğollar mı buluyorum, Hı -hı. Cem Karaca mı buluyorum Hı -hı. ya da ne bileyim yani altta Hı -hı. bir şey bulamıyorum. O gelmiş bunun üzerine koymuş. Hı -hı. E aslında biraz bence oluyor. Mesela biz e, örnek biz Bostancı göstermek Merkezi'nde yakın bir zamanda bir konser yaptık. Ben konserdeyken sürekli kendi gittiğim duman konserlerini hmm. düşünüyordum. Mesela sırf seyircilerin ellerine dokunurken bile gözünün önünde işte kantan gözünün böyle bize yaptığı hareket <laughs> vardı falan. Etmiş yani o influence hmm. kesin de var ya da MFO hmm. çok bende yeri büyüktü mesela hmm. büyürken de. Hani gittiğim ilk hmm. konserdi falan. Onlar hep aklımdadır yani. O yüzden Ama şimdi onlar da geleneksel var. değil aslında. Evet evet. Hmm. Onlar evet, da bize doğru. bir gelenek yani oluşturuyor. Yani MFO'nun da yaptığı şey MFÖ'de de kendi sevdikleri e, ...müziği ama entelektüel insanlar oldukları için dediler ki... ...evet e, evrensel kalite, evrensel müzik kalitesi... ...evet öyle çalacağız, öyle söyleyeceğiz... ...ama lokal tat, lokal Hı -hı. tadı bulman lazım. Hı -hı. Lokal, geleneksel bir şey bulman lazım. Onun için o türküs, türkü çağrızlar e, yapıldı... ...çok eski e, senelerinde falan. Oraya dayandırdılar. Yani bu hakikaten her genç müzisyenin önünde... Çözülmesi gereken böyle ağır entelektüel bir problem var. Öyle hissediyor musunuz? Bilmiyorum. Bana öyle ben geliyor. Ben de size soracaktım hatta. Bizde öyle bir lokal bir tat aldınız mı? Evet var. Öyle Hı. mi? Çünkü başka bir şey yapamazsınız. En azından şunu görüyoruz. Yani en azından. Estağfurullah. Ben bu konuda da ne yetkiliyim ne bilir kişiyim ama tabii ki var. Ee, bir de şu, bir taraftan bakarsak da. Ee, rahmetli Fejreyebcioğlu abimizin gelip de e, işte ilk işte Fransa'da dinlediği, İtalya'da dinlediği şarkıları çünkü dünyaya açık, batıya açık bir adam ve o sıralarda yani 60'ların başından bahsediyorum. Yani e, ya biz bunu niye Türkçe söylemiyoruz? Niye bir şarkıyı? Tamam anladık besteyi aynen alalım oradan ama niye Türkçe söylemiyoruz? Ah Türkçe söylenir mi? Bak nereden nereye gelmişiz ve çok da geriye gitmiyoruz. 60'lara kadar gidiyoruz. Biz ya, yakın bir zamana kadar bizim, bile evet. beceremiyorduk. Yani bir, şey bir ülkenin Kendi müziğini 60 sene geriye götürdüğün zaman çok mesafe kat etmiş olmuyorsun aslında. Hı -hı. Yüzyıllar geriye götürürsen tamam anlarız. Ama e, İngilizlere baktığınız zaman o kelt müziklerine falan Hı -hı. dayandırıyorlar. Hı -hı. Yani ta nerelere gidiyor ve etkileşiyorlar. Ee, işte tarihi olarak bir sürü insanla. Biz neyle etkileşeceğiz? Yani biz de hemen çünkü yaftalamaya da hazırız. Hemen biraz şey yapsa Biraz lokal bir şey koydun. Bu memleket toprağından çıktık diyerek. Ha, Anadolu hmm, şu, evet. e, Değil baba. Değil. Bir dakika dur. Sakin ol yani. Değil mi? Evet evet. Yani öyle bir şey var ama ben şunu kastettim yani. Bu temel bence de yok dediğiniz gibi. Öyle çok köklü ama şu an oluşmakta olduğunu hissediyorum. Yani hani dedim ya ben biz de kariyerimizde bunun bir parçası olacağız. Belki 50 yıl sonra bahsettiğimizden hani yüzyıllık bir tarih olduğunda bunların hepsinin bir adım olduğu görülecektir. Yani o zamanın sanat tarihçileri dönüp baktığında aa bu şu şu grubsa yani nasıl diyoruz Beatles işte Elvis sayesinde şunu yaptı. O Hı -hı. Beatles sayesinde Hı -hı. şu şunu Hı -hı. yaptık. Nasıl konuşuluyorsa. Türkiye'de de bak işte MFO yüzünden şu oldu. Şunun yüzünden bu oldu diye olacaktır. Hı -hı. Şu an çok e, erken aşaması belki hala Hı -hı. ama olduğunu hissediyorum yani ben. E Şeydi bile söylüyorduk ya işte yabancı gruplar şöyle gelmeyince Türk grupların şöyle bir çıkışı ne. Evet, biz... Bunların hepsi aslında belki de bu yolda bir... Evet, siz mesela dediniz şey yani, yani olan politik olaylar vesaire Hı -hı. Etki, et, etki ediyor. Mesela Türkiye'de işte bu yaşanan hani 2016'da yaşanan işte darbe girişimi, ondan sonra işte döviz problemleri, ülkenin kapanması, sanatçı gelemediğinde biz ilk şunu söylemiştik. Ya muhtemelen konser festivali devam edecek ama Türk sanatçılar çıkacak çıkacaktık. <laughs> evet, yaptık. evet. Ee, ve bu Çok da iyi yine, oldu bence. Evet, <laughs> işte, o, onun mesela bir... Yani nasıl zamanında mesela sinemada da Arapça filmleri <laughs> yasaklamışlar, Türkçe filmler geri kalıyor diye işte e, Arap dili yaygınlaşmasın diye Türk filmleri ilerlemiş o dönem. Hani hmm. onun gibi sosyal hmm. kültürel etkileri olacağını öngörebiliyorsun. Hani hmm. biz de o dönemde müzik yapan müzisyenler olarak belki bundan 20 yıl sonra biri bakıp diyecek ki, işte Türkiye'de şu dönemde şöyle kriz olduğu için yerel sanatçılar değer kazandı ve şu 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 sanatçılar çıktı. Deneyecektir belki. Hmm. Şu an içindeyken söylemesi zor o artık bizden sonraki hmm. gözlemcilerin görevi ama parçası olduğunu hissediyoruz yani. Kendinize eski aa müzisyenlere göre biraz daha şanslı pandemi çok kötü sonuçlar çıkardı ortaya. Onun için söylemiyorum ama eskiden eskiye bakarak şunu çok söylüyoruz. Ah o zamanlar değerini evet. e, bilemediler. Ah bilinmedi değeri. Ah dünya çapındaydı. Ah olmadı. Ah olmadı. Evet. Kendinizi öyle görmüyorsunuz değil mi kaliteli müzisyenler olarak? Yani... öyle olmayacaksınız değil mi? Yani para kazanıyorsunuz değil mi? <laughs> kazanıyoruz evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bizim de şöyle bir şansımız var. Biz e, bağımsız çok isteyen yani yanlışlıkla da biraz Hı -hı. olarak Kendisini Kendim çok bilmiyoruz aslında. Yani evet, pardon, çok... sen anlat ilk önce <laughs> anlat <Anladığım> ben <laughs> yani şey evet, evet şey yani biz kendimiz yapmak zorunda olduğumuz için biz kendi management'ımızı da yapımcılığımızı da yaptığımız için bu işin ürettiği bütün para dönüp dolaşıp bize geldi. O yüzden hani eskiden şey hikayelerini çok duyuyoruz ya işte çok ...süperstar hı. olmuş da kuruş para kazanamış falan. Hı. Biz ne geliyorsa onu biz kazandığımız hı. için... Hı. Ee, ...o açıdan iyiyiz. Ekonomik olarak kötü bir zaman... ...onu açıdan kötüyüz. Hani başka bir zaman olsa belki daha çok kazanılırdı. Ama kesinlikle imkan olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani... ...internet, teknoloji, bilginin erişimi olsun. Hı hı. Sonra biz hani iki arkadaş işte... ...Oğuran e, gastronomi alanında çalışıyor. Ben sinema alanında. Boş vakitlerimizde evde işte albüm koyup... ...şu an dediği gibi hani buraya gelen bir yolculuğu başlatabildik. Bu... Hı. E, mümkün değildi yani o yüzden şanssızım demek çok büyük bir evet, haksızlık, haksızlık, haksızlık olur bizden mi? önceki herkese bence. Peki şunun değiştiğini düşünüyor musunuz galiba dünya böyle dönüyor e, yani eskiden hemen e, önce ulusal yıldız sonra kıtasal e, sonra da evrensel yıldız olmaya çalışıyordu. Sizce hiç var mı sonra... Türkiye'nin öyle kıtasal veya evrensel yıldızı? Artık Amerikalı da yok öyle hmm. kıtasal e, ya da mesela şey var bir büyük bir e, İspanyolca konuşan ülkeler evet, yıldızları var <laughs> ama onları onların kimler nasıl insanlar olduklarını anlamak için işte e, Brezilya'ya falan gitmek gerekiyor. Evet. Ee, Abi böyle diyorsun ki bunlar diyorlar ha falan evet. ya hiç tanım nasıl tanımazsın evet. ya. Bütün İspanyolca konuşan ülkeler Bunları dinliyor. Nüfus ne kadar? Dünyanın çok büyük bir bölümü. Yani İspanyolca konuşanlar bayılıyorlar. Onlar mesela biz tanımıyoruz. Bizde yok. Ama Türkiye'nin Türkiye şöyle bir unik bir durumu var. Ee, yani mesela... ama şimdi yok. Yani şimdi ben birçok sanatçıda, birçok genç sanatçıda böyle hani eskiden ulusal star olamadım diye ağlayan çok kişi görürdüm. Dur şekerim daha çok gençsin, ulusal da olursun. Ee, ...evrensel de olursun... ...bir dur filan... ...şimdi... E, d, ...ulusal yıldız olmaya çalışmıyor gibi geliyor insana... ...tamam... ...işte bizim Kadıköy'de de konserler... ...güzel gidiyor... ...işte 3-4 şehre turneye de gittik... E, ...işte tamam hani... ...çok akmıyor... ...hani... Evet. ...hani bir ara... ...Tarkan'la ilgili... Ee, bir laf şeydi, magazinde yayınlanmıştı tam onu şöyle 90'larda e, süt banyosu yapıyor diye. Yani. <laughs> ya çünkü <laughs> o zaman da ya adam herhalde süt banyosu yapmıyordur değil mi yani ne Yapmıyordu aptalca mi? bir şey evet. ee, yani. Süt banyozda nasıl yapılır? Hangi sütler? Mesela manda sütümü getirilir? inek sütümü mü getirilir? Oğlum, oğlum. Inek sütü mü getirilir e, poşet süt mü açı, dökülür? Hmm. Küvete kaç tane açılması lazım? Kaç şişe süt? Kaç bu şey? Yani yapmıyor ama o zamanki düşünce şuydu. Ya bu o kadar büyük yıldız ki herhalde senin benim gibi yıkanmıyordur diye birisi hmm. uydurdu onu. Ama şimdi böyle bir merak yok. Evet. Bir de biraz daha şeffaf oldu galiba. Tarkan çok gizemliydi yani. Hmm. Hiçbir talk show'da hani izleyemiyorduk, edemiyorduk. Hmm. Daha gizemli bir yerdeydi. Hmm. Şu an Tarkan'ı bile hiç tanımadığımız kadar tanıyoruz artık yani. Hmm. Ben yani iki story atıyorum. Tanamıyormuş yani, falan. Diyor. Evet. Hmm. Aa böyle mi konuşuyormuş Tarkan falan? Hmm. Yeni dedim ben yani. Evet. Çok <laughs> sosyal medya biraz daha şeffaflaştırdığı için eskisi gibi Popstar ve hani management'ın alıp böyle onu bir olmadığı bir şeye dönüştür. Tarkan için demiyorum bunu tabii ama öyle modeller vardır. Şu an Aa. çok daha zor çünkü sosyal medya evinde canlı yayın açıyor falan. Ya ben korkunç bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Hatta Paris'te konserlerine de gittim. King Crimson grubunun hmm. hiç değişmeyen üyesi ve kurucusu Robert Fripp. Herhalde e, senfonik rock, rock tarihinin en ciddi müzisyenidir. En gizemli adamdır. Ayakta gitar çaldığı söz konusu değil. Dünyanın gelmiş gelmiş en kendi metodunu geliştirmiş en büyük gitaristlerinden biri. E, hiç ayağa kalkmamış bir adam. Hı hı. Hep sandalyede oturuyor yanında kulaklıkları, bilmem neleri falan filan en ciddisi. Hı hı. Dünya çapında çok büyük bir grup hep önderlik etmiş. Çok fazla e, tarza girip çıkmış. Müthiş gizemli bir grup. Evrensel en büyük müzisyenler çalmışlar. Bir tek bu kurucu ve değişmeyen elemanı kurmuş. Şimdi her pazar karısıyla beraber e, YouTube'a bir video koyuyorlar. <laughs> Karısı buna makyaj yapıyor. <laughs> Saçlarını böyle punk yapıyor. Bu kendi şarkılarında değil başkalarının şarkısını çalıyor. Kadının esiri olmuş. Kadın dans ediyor masaların üzerine çıkıp. Ee, falan filan. Kadının şaklabanı olmuş. Ee, Nasıl bir hayal kırıklığı ama adamın kendi şeylerini, müzik videolarını filan söyledi. O, o, Yine o. çok ciddi ve gizemli. Hep karanlıkta. Devam hani sahnenin en karanlık köşesinde oturuyor. En karanlıkta hmm. çalıyor filan. Ay kadın bunu maymun etmiş ayol. Yani ama demek ki o yaşa gelince artık hani... Eyvallah. kadının kahramanlarınızı... Kadını çekeceğine evde çekelim bir pazar. Hı. Ya Hı. en son bale tütüleri e, giyip bahçede kadınla beraber Hı. dans etti. Balerin kıyafetleri giyip. Hı. Bale yaptılar. Bu hani şey televizyon yani, radyo yıldızını öldürdü var ya. Hani işte televizyon... ...klipler çıktıktan sonra yakışıklı olmak da... ...gerekti hmm, artık falan diyor. Hmm, 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 şey. evet. Bu sosyal medyada... ...biraz daha böyle mesafeli olmak Abi ...büyük büyük korkunç hayal kırıklıkları. Evet. Korkunç o. hayal kırıklıkları. Herkes maymun oldu ayol. <laughs> Neydi o eski gizemli evet. durumlar? <laughs> i̇şte kahramanlarınızla tanışmayın falan derlerdi. Öyle hmm. bir imkanda da vardı. istersen tanışmayabiliyordun. Hmm. Şimdi maruz evet. kalıyorsun. Böyle biri miymiş ya? Bu ne saçma bir şey söylemiş. Ya da ne yapmış böyle falan. Evet. Halbuki sen onu böyle çok fantastik bir yere koyuyorsun falan. Ee, öyle bir etkisi oluyor. Sizin ben şeyde de, konserlerden şey. sonra final oluyor mu? Pek Kon de güzel değilsiniz ikiniz de ama. Yani yani öyle 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 bir... hani ne tarz bir. Mesela işte böyle kulise saldırılar falan. Ha, yok ha. ya. Ha? sen <laughs> daha iyi. <Ha? gülüyor> yani yok kulise saldırı olmuyor. Çok saygılı herkes evet, sağ olsun. Evet, Hiç çok... öyle şeyler yapmıyorlar. İyi anlaşıyoruz seyircilerimizle. Baya <laughs> evet. samimiyiz yani. Ama böyle bir histeri yaratacak bir şey yapmıyorsunuz tabii müziğinizde. Ee, yapmıyoruz ya. Yok öyle bir. Samimi bizi, insanların en çok duyduğunu Samimi dedikleri için. Ben e... çok isterim bir gün bir konserimize gelmenizi. Ben de çok isterim ama ben biraz artık hisleri arıyorum bu yaşta. <gülüyor> <gülüyor> Böyle e, kendimi yerden yere atacağım, sonra e, çok hareketli soyunup geçiyor. kulise geleceğim. Yani, bizim bizim <laughs> konserimizi görmenizi isterim. <laughs> evet, evet. O, o Bu kadar akıllı adam <laughs> istemiyorum artık. Herkes akıllı. Bana fenalık geldi. Yok, bizim konserler çok hareketli, eğlenceli geçiyor yani. ya kesinlikle. Hı -hı. Biz biz zaten seyirciyi yormuş oluyoruz diye düşünüyorum. Belki onun evet, da etkisi evet. vardır. Ama galiba bu şey histerik yaş küçüldü galiba. Hani hmm. bu Edise filan da böyle paramparça ediyorlar ya kendilerini hmm. filan. Yani o yaş küçüldü herhalde. Değil mi? Daha Aha. böyle teenager oldu. Hı. Ama hep teenager değil miydi Hı. zaten? Hı. Yani Hayır. Öyle değil miydi? Daha yaşça büyük insanlar da öyle bir E tabii ki canım yani o işte o gizemli Hı, ıı, yani var. Black Sabbath çıkıyor Hı. falan filan. Bir de onların şey bir gizemi var ya hani inançlarla ilgili Hı. bilmem ne falan filan. Ee, şey e, metal çılgınlığı. Evet. E, Ozyoz Bondarı yalıtı şov yaptı eşiliğe. Evet. E, yani, e tabi yani. orada da oldu. Orada, <laughs> orada da oldu. oldu Aklını yani. kaçırmış bir adam evet. yani. O da fena oldu canım. Evet o da fena Yani. yani. Edemiz. Evet. evet. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Bizim neslimizin de bizim ülkemizdeki gençlerin de yani sizi takip edenlerin de entelektüel seviyelerine bağlıyorsunuz herhalde. Bu akıllı evet. usulu. Ee, ya bence kitleden kitleye de çok fark ediyordur. Bence Hı. o enerjili e, şey de janra da değişiyor. Mesela rock'n'roll isyanı belki bugün uyduruyorum şu an hani rap müziktedir belki o isyankar hmm. ruh. Ee, belki atıyorum yine. Rap müzik biraz daha eskiden cazın gördüğü görevi görüyordur. Hani herkesin hmm. ruhsal durumu farklı müzikten almak istediği. Hmm. Belki bizim janrımız şu anda biraz daha böyle sakin ruhlu insanlara görece hitap ediyordur. Eski rock'ın ola kıyasla. Hemen pandemi süresinde mesela bu Amerikalıların meşhur show of halftime'ı hmm. yapıyorlar ya işte son olarak Sunup Snoop Dogg, evet, Dr. Dre'ler falan çıktılar. Bunlar 90'ların rap'lerini <laughs> ee, ve çok nostaljik bir şekilde. Ee, bilmiyorum baktınız <laughs> mı? Evet, güzel evet. bir şey oldu. Mesela ondan önceki sene galiba Weekend'ti. <laughs> Mesela Weekend'de hiç böyle bir efekt. Tamam pandemiydi falan herkesin kafası bozuktu <laughs> falan. Ama e, müthiş bir nostalji <laughs> estirdi. E, Snoop Dog, doktordur iyi bilmem. Bu hepsi. Yani bunu bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ben hip hop'ta da böyle bir şey yani hip hop hip -hop da nostaljiye başladıysa etkileyici evet. etkileyici olmak açısından söylüyorum. Yeni üretimlerden söz etmiyorum. Ama etkileyici olmak için orada da nostalji başladıysa bay halimize diye düşünüyorum. Hmm. Ya belki bu trap'in falan planların çok fazla böyle fazlalaşması, genişlemesi ve trap aa, bu işi rap, bozdu mu? Trap bir işte belki bir, o nostaljik rap gelince evet abi falan olmuş olmuştur belki hmm. Ya ben mi? şunun da etkisi olduğunu Zaten rap... bu kişiler Eminem'den falanlardan bahsediyor evet, evet. zaten de. Evet, evet ama aslında onlardaki müziğin devinimine göre eski yıldızlar artık. Evet evet aynen ama yani hip hop yeni bir müzik. İlk defa evet. yani dediğin gibi abi hip hop'un ilk defa eskileri Hı -hı. diye bir şey görüyoruz. Bir, Bu bir yeni şey bir şey. Var, evet. Eskiden eski hip hopçı diye bir şey yoktu. Hı -hı. Eminem varken bak evet. bunlar da bizden önceki hip hopçular gibi bir şey. Yani yoktu. belki evet. işte Easy'ler işte Hı -hı. yaş olarak belki evet yani dönemsel bir... gibi bir şey değil. Evet şu an ilk defa Eminem'i mesela görünce nasıl yaşlanmış Hı -hı. bir hip hopçu nasıl yaşlanabilir falan gibi bir his yaratıyor. Bu yeni bir şey. Bütün dünya evet. için galiba. O yüzden garip bir his vardı. ...bence de o halftime show'da yani. Aşırı yani. popüler bir müzik türünün... Yani. Şey Yaşlı rakçı görmeye alışığız ne bileyim... ...Pink Floyd'u evet. ben bildim bileli yaşlı zaten <laughs> mesela... ...ama ben hiç yaşlı hopçı görmemiştim... Evet. ...bu halftime show'a kadar belki evet. de... ...onun da etkisi gerçekten. vardır o yüzden ilgi çekici olmuştur belki. Peki harikuladesin... ...sabaha kadar konuşurum vallahi oturup <laughs> muhabbet ederim... ...müthiş müthiş müthiş... ...Olcan ve Uğurhan'ı... ...dolu kadeyi ters tut uğurluyoruz... ...çok teşekkür ederiz alkışlıyoruz... Beyler uykusuzlar kulübü devam ediyor Gonca Gül Sunar ve Fatih Tutak hoş geldiniz Hanımefendiden ayrımcılık yapalım hanımefendiyle başlayalım <laughs> birbirinizi tanımıyorsunuz belki burada e, tanıştınız evet. Fatih Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli fine dining lokantalarından birinin e, sahibi ve çok önemli uluslararası bir <gülüyor> şef <gülüyor> feş, şef diyelim e, ve çok önemli bir markası var çok daha tanınıyor ve e, seviliyor. E, Gonca Gül de çok önemli bir oyuncu. Onu da size tanıştırayım. E, ve bize bugün bir singlela katılıyor. Çünkü oyunculuğu kadar başarılı bir müzik hayatı da var. Şu anda devam etmekte e, olan Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş, Üç Kuruş. dizisi e, devam ediyor. Hı hı. E, albümler var. Çok fazla dizi var. Aslında. Ee, birisine anlatsan e, bunu neler yapıyorsun bakalım dese uçakta filan yanına oturan kişi herhalde seni mitoman sanır değil mi? Ha? Yani bu kadar yalanda söylenmez. Ee, oturur, Bana oturmaz öyle gelmiyor de. aslında ya. Sanki hep böyle duruyormuşum ve bir şeyler yapmam lazım da tam istediklerimi hayata geçiremiyormuşum gibi geliyor hmm. tam tersi. Hmm. Bu arada albümler değil de albüm var. Hmm. Bir tane albüm, albüm var. bu da evet. single. Ha, bu tekli yani, tek şarkı. Bu hem söz hem müzik sana Hı -hı. ait. Hı -hı. E, Mart'ta, Mart'ın sonunda çıktı. Hı -hı. Her neyse Hı -hı. bu Hı -hı. E, şarkı. Eskiden şöyle oluyordu programlarda. Bu e, single'ı olan ya da albümü olan kişiyi e, sonda çıkarıyorduk. Pek bir şey konuşmuyordum ben onunla. <laughs> <laughs> Şimdi bu e, aynı zamanda e, u, u, böyle bir ulusal yayınımız e, aynı zamanda bir de YouTube kanalımız olduğu için işte bu telifiyor, melifiyor bir de bir haber kanalının e, eğlencesi böyle oluyor. O zaman eskiden en son çıkardı, hmm. en son çıkardı şarkıyı söylerdi o şarkıyla kapatırdık. Hani diyeceksin ki ben salak olduğum için mi öyle yapıyorum? Hayır, e, Amerikalılar e, talk show tarihinin başlangıcından beri öyle yapıyorlar. Yani müzisyene kötü davranıyor. En son çıkarıyor onu. Şarkıyı söylüyor. Haydi aferin güle güle. Falan filan. Şimdi evet. bir şarkıdan hiç şarkıyı söylemeden nasıl bahsedilir bilmiyorum. <laughs> Hep böyle oluyor. Böyle konuşuyor. İşte sizin şarkıyla da ilgili öyle oldu. Grup tarihini anlatıyoruz falan filan. Dinleyemiyoruz. Evet. O zaman da diyoruz ki bizi izleyenlere şimdi bu kadını gördün. Gördün bunu. Şimdi git istersen ee, bunu pause yap, git şarkıyı dinle, geri gel. <laughs> Klipten parçalar, filan. O zaman nasıl oluyor bu? Mesela bir problem onun için konuşalım diye söylüyorum. Evet. Ya hı, ben dert hatalım. yapmak için söylemiyorum, yani. Nasıl Şarkıyla oldu? ilgili bir şey söyleyeyim. Yani işte şarkı nasıl oldu? Ee, pandemi zamanında yazıldı. Bir sürü de şarkı yaptım, yazdım. Daha sırada bir sürü şarkı var. Ha. ya ee, sorunum şu ha. mesela bu iki adamı Aha. gösterdik şimdi bu kadını gösteriyoruz aslında biz şarkıyı yapanı gösteriyoruz şarkıyı duyurmuyoruz bu bence bir sorun yani önce şarkıyı duyurmamız evet. şey gerekmiyor mesela o şey toprağı bol olsun o Prince çıktığı zaman Purple Rain'i duymadan Prince'in tipine bakıp gidip dinler miydin? hayır yok yani değil mi? Ama Garip. şimdi işte şey gerekiyor, o şarkıyı da söylemek için e, gitar, işte bir band olsa, iki üç kişi burada söylesek daha tatlı bir şekilde duyurur, anlatmaya çalışırım hmm. şarkıyı. Şimdi o konuda da böyle, modalar oldu. Hani pop değil, böyle marıldanıp söyleniyor. yani bir, bir şey ara Playback e, ilk başlarda ben başladığım zaman, 95 senesinde ilk başta Playback'ti. Evet, Sonra... E böyle bir şey başladı Hatta başlatanlardan biri de benim ya bu ne yapıyorsunuz gidiyor stüdyoda falan yapıyorsun da hazır getiriyorsun bunu olur mu? Burada da söyle filan o kesin cad diye bir ayrım koydu. Bir sürü insan yapamadı söyleyemedi şarkılarını uh -huh. söyleyemeyince rezil oldular filan stüdyodaki gibi o sesler çıkmayınca filan, bu sefer de dediler ki olmadı ama buradaki sound, mount falan filan biz o zaman buraya işte ses teknisyeni getirelim, orkestra getirelim falan. Sonra ben şeye döndüm tamam getirmeyin playback yapın yine. <gülüyor> <gülüyor> ama işin canlı yani, tarafı zor bence çok gerçekten zor, evet. yani. Çok zor çok zor. Hele böyle adam akıllı bir şarkı yapıyorsan yani... Hmm, bu, hmm. Hani gerçekten hani emek verdiğin, çaba gösterdiğin, Hani belli bir müzik kalitesi olan bir şarkı yaptıysan eğer, işte gitarlı, keyboardlu, bilmem neli, hmm. onu böyle tutup da kuru kuru mikrofonla söylemenin hiçbir anlamı yok. Yaptığın yazdığın şarkı gitarla bir anlam kazanıyor. Hmm. Yani melodisiyle beraber bir bir şey oluyor. Yani benim zaten mesela derdim Öyle iyi şarkı söyleyeyim, vokal şov, harika şarkı söylüyorum gibi bir derdim yok. Ben şarkı tasarlamayı seviyorum, şarkı yazmayı, şarkı yapmayı. Aslında biraz otör müzisyenliğe doğru mu? Burada bir şey var. Yani müzik yarışmasına katılmıyorsun. Aynen öyle, aslında öyle bir durumum yok. Ya bütün ee, dünya çünkü o voice yarışmalarındaki e, e, ciğerini patlatan tipler evet. üzerinden dönüyor. Yani, evet. Hey burada hiç, da bir çıktı hiç, falan. Hiç, benim yani, tarzım olmayan bir şey. Evet. Ben sade, duru ee, kendimi ifade edebileceğim ee, şarkılar yapma peşindeyim hmm. aslında. Fakat şey de değil hani böyle e, kendi kendi film çekmişsin de evde kendini seyrediyormuşsun gibi olsun istemiyorum. Artık hmm. küçük küçük her ne kadar e, birazcık enerjim eskisi gibi olmasa da e, küçük küçük canlı şeyler de yapmak istiyorum. Canlı performanslar hmm. da yapmak hmm. istiyorum. İşte hmm. mekanlarda vesaire. Hmm. E, 2019'da da bir albüm yaptım. Ve işte şimdi devamı gelecek bir şekilde. Ama yapmaya devam, devam ettiğine ediyorum. göre birileri bunu evet. yani sen sadece kendini ifade etmiyorsun, birileri de bundan evet. zevk alıyor, takip ediyor diye de bunu yapıyorsun evet. değil ya mi? Böyle kitleler dinlemiyor belki küçük Hı. bir kitle ama sonuçta beni mutlu eden bir şey. Ben, ben mutlu oluyorum şarkı Hı. yaptığım zaman, kendimi iyi hissediyorum. Hakikaten yani mi ya? Böyle evet. böyle oluyor mu? Ben hiçbir yaşayamadım bunu ya. Hı hı. Yani ben bir şey yapıyorum, mutlu oluyorum. Ay sen zaten takipçilerin var belli. Onun için söylemiyorum da. Yani bu başlangıç nasıl böyle oluyor? Benim benim de herhalde Lale gibi bir psikiyatra gitmem lazım herhalde ya. Ben hep hep başkalarına çalışacakmışım gibi geliyor bana. Evet olabilir. Yani aslında şimdi. Ama oyunculuğum mesela böyle değil. Evet. Oyunculukta böyle değilsin. Yani kendi kendime oynuyorum. Olmaz gibi ki. Gibi olmuyor, evet. <gülüyor> Kimse <gülüyor> sana para vermez ki o zaman. Ha? Yani ke kendi içimden çıkan şarkılar bazılarını ilgilendiriyor. Bazıları için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Hmm. Şimdi ben bundan sayısal bir beklentiye girsem bırakırım bu işi. Yani tamam tabii ki yani mutlu olmanın dışında karşılık hmm. bulsun isterim. Hak ettiği değeri görsün isterim. İşte ne kadar hak ediyorsa yani işte. Ama hmm. ee, bu açıdan hmm. gençsin sen. Değilim ya bu, aslında. Hayır, gençsin ya. Bu düşünce tarzı hı hı. E, genç ve modern bir düşünce tarzı. Yani sen e, işte 1970 doğumlusun. Evet, 52 e, yaşındayım. Vay e, vay, wow, wow, çok bu... güç. Nasıl uğraşıyorsun bu kadar <laughs> siyatikle, miyatikle falan çok merak ediyorum ya. Yani. Hay hayır, hayır gençsin. Hem öylesin hem de düşünce tarzın genç zaten. Çünkü birçok gençten tarzı... ben şimdi bunu duyuyorum. ya. Yani ben çalıyorum baba kendim. Hani eski kafa bu değildi ya. Hı -hı. Eski kafa hemen şunu sorguluyordu yani biz ne anladık bir dakika filan bu diyor İster anla, ister anla ama ben çalıyorum abi filan değil mi? Böylesin yani bu güzel ya onlarda bahsettiğim bu arogans dediğim şey bu aslında Hı -hı. Hı -hı. yani küstahlık demiyorum Hı -hı. Arogans yani bu Hı -hı. hani çok da böyle e, seyircisine dinleyicisine diz çökmeyen, yaranmaya çalışmayan tarzdan söz ediyorum Hı -hı. Hı -hı. yani ya öyle bir şey olsa zaten başka bir bir müzik yaparım herhalde. Daha kitlelerin dinleyeceği bir şey Nedir yaparım. Nedir o kitlelerin dinleyeceği Bilmiyorum şey? Bilmiyorum ki. Belki birazcık daha hani vokal tarzı olarak biraz daha böyle yağlı vokal, nameli. Yağlı vokal. Yağlı Kutlamadım. vokal diyorum ben ona. Kim dedi onu? Daha önce kullandın mı <laughs> Çok hoşuma gitti Geçen o yağlı vokal. Geçen müzisyen bir arkadaşımla konuşurken söyledi yağlı vokal. Yani böyle şey nameli şarkı söyleme meselesi. Evet. Ee, can acıtan. Hah öyle. Ee, evet, evet. Ee, öyle böbrekten yürekten yüreğe dokunan. Böbrekten. Böbrekten daha doğru. Böbrekten, İçten gelen. Yani hani arabesk olmasına gerek yok bunun. Normal hani hmm. dümdüz bir şarkıda bile ya da alternatif müzik, hmm. alternatif rock olarak gördüğümüz dinlediğimiz hmm. şarkılarda bile bu vokal tarzı var. Hmm. Ama e, ben ben sevmiyorum ben o değilim. Ama hmm. belki öyle söyleseydim belki daha fazla insana ulaşabilirdi. Daha fazla insana hitap edebilirdi. Ama o zaman entarinin de ona göre olması lazımdı. Ha, şey. biraz evet. da görgüsüzlük koymak lazım üzerine evet. çünkü o var evet. o var öyle hadi falan yani öyle bir şey Yani nasıl oluyor ben hiç sev kalmıyorum ondan ama ben ben, ben de alamıyorum hmm. ya artık gerçekten yeter hani birazcık hmm. sıktı bence yani o tarz Diyor, ben var. sıkıldığına inanmıyorum insanların. asla sıkılmıyor sıkılmıyorlar aynı şarkıyı dinliyor yine o da söylemiş o da söylemiş onlar da söyleyecek, çocukları da söyleyecek, torunları da söyleyecek. Hayde bire falan. Yani bu daha düz şarkı söylemek acaba böyle biraz Avrupa'yı özenti gibi mi algılanıyor? Bilmiyorum ki yani. E çünkü sözler güzeldi. değil. Sen de sözler güzel olunca tabii gidiyor bu. Sözlerin iyi olması lazım. Evet. Ya bir kere deyimler sözlüğü olmaması lazım değil mi? Evet. Hadi az çevir çevir sayfaları. Deyimler sözlüğü, e, slogan, ya geçen programda konuştuk hani slogan iyi ama sadece sloganla olmaz. Bir de bir şey anlatması. Sen de hikayeler var mı şarkılarında. Fena değil yani. Ya hikaye sözcüler... var mı hikaye yazıyor musun? Hikaye var. Evet. Hı. Ya ya... Bir, bu sözleri hatırlıyor musun bu? <laughs> Şu saatte hatırlıyorum galiba. Hayır yani böyle hani söylersen hatırlanıyor. Hadi söyle bakalım. Gufteyi deyince gufte gelmiyor. Hemen yani onun için söylüyorum. Evet, güfte, güfte gelmiyor şu an, güfte. <laughs> güfte. Nasıl başlıyor? İlk söz ne? Nasıl başlıyorsun? Belki de biraz susmalı, bu sessizliğe de alışmalı, her neyse. Diye gidiyor Hı -hı. şey. E çok iyi. Belki de kalabalığa karışmalı, kapıyı çekip çıkmalı, her neyse. Belki de beş para etmeyen bütün her şeyle barışmalı, her neyse. Hmm, güzel. Gibi gidiyor. Sade, basit. İyi bir hikaye var, kişisel. Var, evet. Kişisel olması gerekmiyor mu? Kesinlikle olması gerekiyor. -hı. Hmm. Evet. İletişim kurması için. Evet. Yani resim de kişiseldir. Evet. Ya Hı? bir çeşit aslında hayat birikimi. Yani Hı. nereden beslendin yıllar içinde? Hı. Dinlediğin şeylerin sendeki sonucu ne? Hı. O derdim o. Bu, bu böyle, böyle anlatmak kendim. Bunu Hı. istiyorum. Ya yani. Türk popu çok uzun süre şeyle gelişti ya. Yani, ben buna hep şahit oldum. Yani benim programa gelenlerden filan işte bahar ayları geldi daha hareketli. <laughs> kış ayları geldi daha durağan, hüzünlü. Yani diyorum ki siz hepiniz aynı şöminenin başında ateş yanarken mi beste yapıyorsunuz yani? Kar yağarken ona göre bahar ayları geldik, e, mayolar giyinecek, şıpık e, şıpık terliklerle daha coşkulu diskolarda eğlenme. Yani bu kadar aptalca olabilir mi? Hani karpuz kabuğu denize düştü gibi şarkı yapılır mı ya? Evet. Ha. Bu arada çok e, bence Türkiye'de çok güzel, çok başarılı kadın ozanlar var. Başladı evet. yani böyle Hı. sade, duru, şahsına münasır şarkı söyleyen, Hı. diğerlerinden ayıran, ayrılan, ayrıksı kadın vokaller var. Hani 90'lar'da ya da 2000'lerin başında yoktu ama böyle bir kalben sonrası bir kuluğa halinde benim de gayet beğenerek dinlediğim. vay ne güzel ya işte gerçekten bu böyle yani. Böyle İngiliz, İrlandalı kadın vokaller gibi, onların Türkçeleşmiş halleri gibi kadınları duyunca ben çok mutlu oluyorum. Çok yani ortak bir birliktelik de hissediyorum. Peki bu şarkılar arasında yaptığın şarkılar arasında insanlarla birebir konuştuğun, o şarkını dinledim bana ilham verdi o şarkın, bana arkadaşlık etti, benle beraber de o şarkı şuradayken var, falan oluyor, diyen var oluyor, ha, oluyor, oluyor. Ha. Hani küçük küçük de olsa. E ama olsun. Kadar yeter. Az olsun ama Peki, öz olsun. E, şekerim yani. roman yazsaydın ne olacaktı? Kitleler ayağı mı kalkacaktı? Ellerinde evet. kitaplarla yürüyüş yapacak halleri yoktu. Yani onlarla da bireysel iletişim kuruyorsun. İşte seninkisini sen, romanını okudum ben. Orada Hı -hı. o beni kurtardı falan. Değil mi? Öyle bir şeyler söyleniyor şarkılar Hı -hı. içinde. Evet, evet. Değil mi? Evet. Allah'tan Onlar çok iyi geliyor. Yani daha, daha da motive ediyor beni. Bunlar önemli şeyler. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki. Yani kimse birbirine 45 saniyeden fazla, bir dakikadan fazla e, o görüntü kirliliğinde zaman ayırmıyor. Kimse şarkıyı dinlemiyor yani. Peki hangi şarkını çalsan mesela bir konserin sonunda kapanışta herkes ayağa kalkar, masaların üzerine çıkar? Bence bir cover anca. Senin? Yani benim hmm. bir cover söylemem gerekiyor. Hmm. Yani. Hmm. Evet. Yani böyle mi? bir şarkın yok. Olması da gerekmiyor Aslında olabilir. Aslında bir tane var. <laughs> Bence o olsa hani en çok o dinlenmiş zaten. Hmm. Böyle gitarla. Bir tık daha böyle hani genel kitleye hitap edebilecek bir şarkı gibi hani böyle melodisi daha şey hmm. E, hmm. yani kolay kabul edilir. Bu arada acayip zor e, sıra dışı şarkılar yapmıyorum tabii ki ama hmm. hani o şarkı elbette biraz daha fazla dinlenmiş. Peki Mesela. bu e, şu anda hangisi ağır basıyor e, hepsi beraber gidiyor zaten oyunculuk ve müzik? aslında e, her zaman beraber gitmiyor çok değişiyor yani ben e, bazen hiç gitarı elime almadığım hiç müziği böyle unuttuğum dönem de oluyor sırf oyunculuğa yüklendiğim. E, orada bir boşluk olunca hop gitara saldırıp şarkılarla uğraştığım hmm. bir dönem hmm. oluyor. Öyle değişiyor ama birlikte ve bir şekilde tıntın tın Bu iki disiplinin hay. beraber yürümesi ama çok, Bence iyi değil çok mi? Bence çok güzel. Evet. Yani, evet. Evet evet. Hep bir güvenli liman gibi evet. hangisindeyse sen evet, evet. öbürün şu şey. ee, Peki bu dizilerdeki bu işte e, ölümüne fit görünmek, e, e, güzellik, Hı -hı. fazla filtreli suratlar dizilerdeki falan Hı -hı. bunlara da karşı. Sen böyle bir aslında şeysin, karşı bir insansın değil bir, mi? Bir tık öyle bir durum Hı. var, Hı -hı. evet. Hı -hı. Ama evli yani, misin? Ben evliyim. Hı -hı. Hı -hı. Çocuğun var mı? Var, 12 yaşında oğlum var. Maşallah. Peki bu yani öyle hiç evli değilmiş gibi geliyorsun bana. <laughs> Böyle yani. birazcık 90'larda mı kaldım acaba He? ben? yani? Hayır hayır ya 90'larda kaldıysan 90 çok iyi. Ruhunun... Çocuk 2000 doğumlu 90'lar hayranıyım abi diye geliyor. Orada kal sakın kımıldama 90 yani. 90'lar ruhu birazcık o benim peşimi hiç bırakmıyor galiba. Belki Hı. o yüzden hep genç kaldım. Hı. Ve evet birazcık şeye de karşıyım. Bu kadar güzellik odaklı bir e, hayata ve sisteme karşıyım evet. Yani gerçekten bu kadar estetik bu kadar artık güzellik kavramının yok olduğu sadece güzel yapılan insanların olduğu güzel yapılmış insanların olduğu bir çağda bir dünyada yaşamak bir garip geliyor bana ama alışmaya ve kabul etmeye çalışıyorum. Bir sürü şeyi kabul etmeye çalıştığım gibi. Yani bir öyle bir mesele var. Mesela güzellik kavramı yok oldu. Bir de kalıcılık diye bir şey ya yani hiçbir şey kalıcı değil. Hı. Her şey iki gün sonra unutuluyor balon oluyor uçuyor. Yani Bu belki hepimizde bir çok ortak bir bilgi ama e, Bunlar insanın e, kendine inancını bazen kırabiliyor Evet bir herhangi bir sanat işinin ya da popüler sanatın rüzgarı Hı. bir hafta bile esmiyor Asla kesinlikle Ne oldu bir hopladık geçecek geçecek diye iki gün Yok oldu Halbuki bir eserdi yani bir hafta çalkalardık onunla Aynen. Bir salınırdık ama olmadı e, ayol Evet Evet. Ya ben de ben yani hiç yani mesela bazen diyorlar ama... iyi şarkı yapınca iyi film olursa Yani o film dizi ayrı bir şey. Hı. Ama iyi şarkı o o gider yerini bulur. Ya yani orada da biraz karamsarım galiba yani. Hı. Hani. Peki. Belki biraz dünyada da böyle. E, biraz Fatih'le konuşalım. Fatih Tabii bizim gururumuz, çok Hı. önemli bir şefimiz. Ve e, Türk Fatih Tutak e, restoranının adı. Doğrudur. E, orası bir eğitim alanı aynı zamanda. E, ben rastlantı sonucu e, keşfettim, e, tanıştık. E, beni e, davet etti. Hatta e, doğum günümde e, gittim e, ve. E, hayal kırıklığı bekliyordum. Yani çünkü bu fine dining e, beni deli ediyor. Bu Michelin yıldızlı lokantalar filan da yani o o gibi fine dining lokantalarında e, bir şef bize eziyet ediyor diye e, bekliyoruz. Yani hem dünyanın parasını ödüyoruz hem de birisi e, bize eziyet ediyor diye bekliyorum ben ama gene de işte ...sevginin yüzünden filan gidersin böyle yani. Çünkü kadınlar merak eder falan. Adam zaten aynı şeyi yer durmadan. Adamın ihtiyacı yok da falan filan. Fakat burada müthiş... E, ...ters köşeye yattım. Yani çok mutlu oldum. E, çünkü... E, ...bir yandan bir fine dining... E, ...sunumunu... E, ...annemin mantısıyla da karıştıran... Hmm. E, ...ve bütün işte... E, deli bir mutfak var. Böyle bir sürü e, şey e, gastronomi mezunu ya da asistanı ya da eğitim gören insan çalışıyor. Çok disiplinli. Sen de orada oturuyorsun. Bir şey yapıyorsun. Ve her şeyi tabii anlatıyorlar. Şimdi birazdan yiyeceğiniz şey işte şuradan alınmış, buraya getirilmiş, onun üzerine şu yapılmış, bu yapılmış, bilmem ne yapılmış falan. Ve bunların hepsi yerli, inovatif, hmm. yerliden dönüşmüş. Kötü mü anlattım? Yok, çok güzel anlattınız. Peki çok efendim, güzel. buyurun. Aslında yani e, baştaki amaç bir restoran değil. Aslında bu bir proje. Proje. Yani. Çünkü hmm. biz yıllar boyunca hep böyle o lüks restoranları, hep bir Fransız, bir İtalyan hegemonyasının... E, bize şey yaptı hep öyle zannettik ama aslında aynaya bakıp kim olduğumuzu bizdeki o gücü merak ve aslında yeteneği e, tam olarak ortaya çıkartamadık ben genç çocuklara da söylüyorum kendi mutfağımızı kendi ürünlerimizi kendi kültürümüzü annemizin yaptığı yemekten tut da köydeki kadının nasıl tarhana yaptığını bilmeden risotto yapmayı öğrenmeye kalkmak bence çok yanlış Hı tabii ki dünyada neler olup bitmesi bittiğini e, görmemiz gerekiyor. Ben 20 yaşında bir çıktım. 17 hmm. sene gezdim yani Asya'da bir sürü restoranlarda her yerde. E, hmm. fakat hep böyle aklımdaki şey geri gelip aslında Türk mutfağını bu toprakları yaşadığımız yeri bu coğrafyayı kendimizi daha iyi ifade edebilmenin ee, uğraşı e, onun için uğraştım yani bunu planladım. Restoranın ismini Türk koyarken çok iddialı olduğunu söylediler. Hmm. Ama aslında ben biraz şey Ama kimse koymazsa da olmaz. Birisi de koyacak. Aynen. Hatta kim, nasıl bizim aklınıza aklıma aklımıza nasıl gelmedi böyle bir şey diye söylediler hmm. ama böyle bir isim koyarken bunun arkasında dur durabilmeniz gerekiyor. Evet. O çok önemli bir şey. O yüzden bunun arkasında inanılmaz bir ekip ve ekibin de ötesinde çok büyük bir tutku var. Çünkü e, tutku olmazsa yaptığınız işi gerçekten çok sevmezseniz imkansız yani böyle bir şey yapmak. Fakat bu aslında şöyle çok gerekiyor. Benim son zamanlarda şikayet ettiğim şey e, kentte yaşıyoruz, büyük kentte yaşıyoruz, büyük kentte. Kimler yaşar? Kent soyulları yaşar. Kent soyulları ne demek? Burjuvalar demek. Burjuva, evet küçük Burjuvazi, orta karar Burjuvazi hep dalga geçilen, felsefik olarak, tarihi olarak mahkum edilen bir toplumsal kesimdir. Ama bir yandan da aslında gelenekseli, gelenekseli yaşatmak için gereklidir. Yani burjuva dediğimiz zaman bir anne baba öğretmen. Bu da burjuvadır. E, tacir burjuvadır. E, işte küçük iş sahibi, bir yerde bir şirkette yönetici bilmeyen bunlar da burjuvadır. E, ve bunların e, kendi ailelerinden alıp çocuklarına geçirdikleri bir kültürü vardır. İnançlar da böyle geçer. E, özellikle büyük ebeveynlerden. Yemek kültürü de böyle geçer. E, dans etme, e, eğlenme... Alışkanlığı da böyle geçer. Bütün bunların aktarılması lazım. Şimdi burjuvazi ne yer? Burjuvazi ne yer deyince bizim yemek kültürümüzde İstanbul'da... ...İstanbul burjuvazisinin devam ettiği bir şık lokanta olmayınca... ...yemeğe çıkalım dendiğinde sevgili olmaya çalışandan anne baba çocuk burada suşiye gidiyor... Ee, burada Tayland'a gidiyor. Ee, burada kebap yemeye gidiyor. Adanalılar da her gün Adana kebap yemiyorlar. Bunu da anlatmak <laughs> lazım. Urfalılar da her gün lahmacun yemiyor, ölürler. Her gün yeseler. Onlar da onlar da o burjuvazi de kendi anne babalarının yemeklerini yiyorlar. A Antep'te illa Antep mutfağında sunulan şeyleri yiyemiyor. Yerlerse ölürler zaten her gün aynı şeyleri. Olmaz. Dolayısıyla bunun bir şeyi olması lazım ve sonra böyle yetişmiş. Böyle yetişmiş insanların da daha kalbur üstülerin ya da daha düşkünlerinin, gurme olanlarının, meraklı olanlarının gittiği fine dining lokantalarının olması lazım. Hmm. Biz illa şöyle mi istiyoruz? Mesela biz e, dünya yani bizim mutfağımız e, dünyada e, tanınan bir mutfak olsun dediğimizde hep göz ardı ettiğimiz bir şey var. Bizim dönerimiz var sadece. Evet. O da fast food, o da fast food olarak e, şey yapılıyor. Çok az başarılı iş var, çok az bir elin parmakları. Yani e peki ne olacak? ha Ben başka bir ülkede yaşasam, bu ülkede yaşayanlar için üzülürüm yani bunların peki bu bulduğunuz paraları pulları da ne yediniz? Ne yediniz hakikaten? <laughs> ne yazık ya Buna ki, buna bir çözüm arıyorsunuz değil mi yani? Yani şöyle bir şey yemek kültürü ve gerçekten e, yemekten zevk alarak. Masada muhabbet ederek uzun uzun hmm. e, o geceyi devam ettirmek... ...gerçekten çok inanılmaz e, entelektüel olman lazım. Kültür sahibi olman gerekiyor. Yani yemek yemek aslında yemek yemek değil. Değil. Değil yani. Şimdi benim restoranım biraz tiyatral. Biraz belki bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Baş köşede mutfağın var. Değil mi? Bunu bilinçli bir şekilde lezzetli ve hakikaten... ...o restorandan çıktıktan sonra arkadaşlarınla paylaşabilmek çok önemli. Aslında evet. orada masada bir entertainment var kesinlikle değil mi öyle. bakıyoruz. Yani Müzikle bir kere geldik geldin, dost arkadaş, arkadaş kadar. ya da aile olarak geldin ve orada bir e, bir liste var ve o listeyi bize gelip anlata anlata ama bize yabancı tatlar değil yani bu Türk. Yani böyle bir Japon ya da Koreli ya da Hintli bir tip yok arkada mutfakta. Hepsi Türk çalışan bizim ileride gurur duyacağımız gençler, var aynı Tabii, zamanda, kesinlikle. öğrencileri. Peki bunlar bize bir şey hazırlıyorlar, geliyorlar, anlatıyorlar. Biz bunu tadıyoruz, deneyimliyoruz. Deneyimlerken de bunu paylaşıyoruz. Yani, yani kavga etmiş, birbirine küsmüş bir karı kocayı barıştırırsın sen orada menüyle. <laughs> ha konuşmak yüzünden. <laughs> buna benzer şeyler oluyor. Yani restoranda çok şey görüyoruz ama bence Türkiye'de baktığımız zaman şimdi dediğiniz gibi o burjuva ya da işte e, nüfusun çok az bir yüzdesi böyle restoranlara gidiyor ama aslında uzaktan bakıldığında çok böyle e, ulaşılması zor gibi gözükebiliyor ama aslında gidip merak edip yemiyoruz ulaşılabilir aslında sadece... Adım atmak gerek Peki, gerekiyor. Peki orada bir de bir şıklık var tabii içeri. Tabii ki şıklık var. Ee, girdikten sonra. Çünkü başka bir entertainment yok yani. Birbirinin suratına bakacaksın, yemeklere bakacaksın. Hmm. Ee, çalışanlar e, sana bir şeyler anlatacaklar. Ondan sonra şimdi hangi ailenin annesi, babası hiç yemek yemeyi sevmez diye bir tip var mı? Öyle anlatacağımız bir tip mesela. Kocam da yemek yok. yemeyi sevmez diye öyle anlatılan bir, şey bir adam var mı? Yoktur, evet. çok azdır. Yani evet. yemek yemeyi sever ama hep aynı şeyi yiyor. Bana herkes deli evet. dedi açarken. Hmm. Çünkü sen böyle bir projeyi hmm. nasıl da bir otelin tepesinde İstanbul'u, Boğaz'ı görmeden nasıl evet. para kazanacaksın? Evet. Ama dünyanın en iyi restoranları ya sokak arasındadır hmm. ya da dağın başındadır. Sen Oraya yemek yemek için seyahat edersin. Evet. Yani bir de... yemek yapmak da sanat işte. Böyle bir yani. şey yapacaksın ki... mı? Böyle bir hani artistle çıkmak filan onlar da var. Evli ee, misin sen şu an? E, yok. Boşanım boşanım Boşandım. kızım ha, var ama. Kızım ha çocuğum var. var. Evet. Ama böyle bir şimdi de şeyde böyle şeflerde çok moda. Eee ee, bence bir şarkıcıyla bir aktrisle beraber olmak yok. Karşınıza ha? kimi çıkacağı belli olmaz ha, belli. ama. Ama yarın öbür gün olur bak şimdi başlayalım. şey konuşmayalım. <laughs> Ben hep şeyle bolulu aşçılara <gülüyor> üzülüyorum. <gülüyor> ya sen on yıllarca on yıllarca on yıllarca bu millete yemek yedir hayatında bir tane artist bir tane şarkıcı bir tane bilmem ne olmasın. Ama... Onların ne suçu vardı bıyıklı bıyıklı yakışıklı adamlardı onlarda ne, ne tatlı adamlar onların ne suçu vardı. <gülüyor> 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 Değil mi? Şimdi ya böyle da, bir şey. Da, <laughs> ya bir zamanı görüyorsun vardı. karizmayı görüyorsun Hayır, bir şey yani. Bir zamanı vardı. Şey, şey, şey. Ha. şey, şey. Ee, Onlara da saygı duyuyoruz çünkü sonuçta Türk mutfağının emekleri çok tabii ki. E, önemli yani. Ben de bu arada da okudum yani. O kadar okudum. Evet Okulu. biliyorum evet tabii. O yüzden, e, o yüzden oranın Suyunu içtim yani hmm. Mengerin. Hmm. Hmm. Tekrar geleceğim sana seni görmek için. Nasıl dolanıyorsun? Yani John Galliano gibi mi dola, dolaşıyorsun? Karl Lagerfeld gibi mi dolaşıyorsun ben yani? Ben dışarı çıkmıyorum. Ben mutfağa Don Galliano işte bu Galliano. Kendi şeyine çıkmıyor ee, Ne Neo defilesine. <laughs> Ama niye ya, çıkmıyorsun? Mutf mutfağa e, çünkü misafirler geldiği için orada tanışıyoruz. ha mutfakta tanışılıyor. Ha. Yani hiç şeyde... Ben onu kendi çalışıyor. mutfağıma davet ediyorum hmm. herkesi. Herkes geliyor orada tanışıyoruz zaten yani. Soruyoruz. Şey. Peki o mantalite değişikliği daha tam gerçekleşmedi değil mi? Yani ilk başlarda soruyorduk fakat bazı insanlar tabii bu yani insan psikolojisi... Rahatsızlığa olarak hiç konuyu hmm. anlamamış insan geliyor mu? Ee, gelebiliyor davetlisi oluyor birinin. Oturuyor. Ha. Rastlansa ya, yani, ya şey var ya bir de sadece bizim ülkemizde olan bir ağırlama var ya hani balıkçının ağırlaması gibi. Ne vereceğim bana? <gülüyor> <gülüyor> ben öyle bir benim ki bir ben. <laughs> evet ya. Ne vereceğim bana? <laughs> Neyim var? <gülüyor> 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 Hele bir de hesabı ödeyecekse Allah. <laughs> ne vereceğim? Öyle bir tip var oldu mu onlar? Biz hesabı başta alıyoruz. Her gün taze hazırladığımız hmm. için no hmm. show İyi olunca tarz, yazık hmm. günah yani. Hmm. Hmm. Yani evet. filmi izlemek istiyorsan biletini alacaksın. Bu kadar hmm. basit bir şey yani. yani bu kadar. Bayağı çok, çok emek şeyler. var çünkü arkada. Evet. Yani biz 28 kişiyiz, restoran sadece 50 kişilik. Evet. Yani. Bir de tabii proje de böyle bir şey. Hmm. Peki buradan nereye yürür bu iş? Yani dünya çapında bir yere gidiyor mı? <laughs> Ben çok fazla kendimi dağıtmayı orada da açayım, burada da açayım. Hmm. Hmm. Çünkü hmm. öyle olmaya başlayınca artık businessman olmaya başlıyorsunuz. Hmm. Artık mutfağa giremiyorsunuz. Hmm. Mesela işte Gordon Ramsay var. Adam... 30 tane restoran var ama hiçbirinde Gordon Ramsay göremezsiniz. Hmm. Ama Gordon Ramsay... Ama mutfakta olmayı bu, seçmek de çok önemli. Gordon Ramsay bu antipatik herif değil mi? Şöyle saçlı. He, evet, İngiliz. Evet, ya tabii ki çok iyi bir şefti mutfaktaydı. Ondan zamandır. başlamadı mı bu bizimkilerde yarışmada falan? Evet. Ee, onu... İşte pop kültürü. Evet ama onun Aynen. sinirinden başladı bunu tabii. yani. Bağırıp çağırmak. Aslında mutfakta öyle bir şey yok. Siz Hani hiç genelde karısından azar işiten herifler böyle yaparlar ya hani gelip o da öğrencilere o da başkasına... bayılır ya da bir şeye bağırır falan. Bağırmaklı aslında değil. Ben eskiden böyle e, biraz egoluydum gerçekten. Yani hmm. e, ilk Çine mesela gittiğimde böyle işte ben sizin şefinizim burada çok gençtim tabii yani hmm. o zamanlar. Ama yavaş yavaş aslında kültüre adapte olup onlardan biri olmayı öğrendiğim an bu sefer aslında başarı o zaman gelmeye başladı. Çünkü egon seni öldürüyor. Hmm, Sweet hmm. and chili dediğimiz hem tatlı hem böyle birazcık hmm. acı olman gerekiyor. Yani çünkü orada bir disiplin mı var. Yani bir o yemek ameliyathane yani. gibi bir şey olması. Çıkmaz mi o? o yemek He. yani. İn hmm. İmkanı yok o yemeğin. Hmm. Disiplin olmazsa duvarlarda böyle sayfalarca yazılar yazıyor. Onu yapma, bunu yapma, şunu arkana dönme. Şöyle böyle bir sürü şey var. Hmm. Kurallar olmazsa bir mutfakta o mutfak hmm. başarılı olamaz. Yani bu aslında Fine dining ya da gastronomi restoran için de geçerli değil. Bir Anadolu'daki bir esnaf lokantasında da bir adab bir çalışma. Hmm disiplin disiplini disiplin vardır disiplin. o disiplin olmazsa ya en olmaz yani mesela benim hayran olduğum bütün bunları belki bunlar bir şekilde onların zaten içlerinde var yani Kesinlikle. hiç olarak çıkıyor antepliler yani Gaziantep'te yemek yemek çok acayip hı. bir şey çok yani. acayip evet. şey yani onlar, başka onlar, işte onlar da o yani yemek yemek geleneksel yani. bir disiplinler de var onun üstüne hiçbir şey çıkamadı mesela yani evet. orada et yiyorsanız hı hı. bitti yani başka evet. İstanbul'da et yemeniz mümkün değil evet. yani bu acaba neye bağlı Bilmiyorum yani o hayvanın Atizan, neyle beslendiğini. Zanaatkarlık burada çok önemli. Evet. Çünkü şimdi Yani vejetaryen sayarsak... biri bile orada et yiyebilir. E, tabii yani, ki yani İstanbul'da 10 bin tane kebapçı vardır ama evet. yani kaç tanesi gerçekten işini severek işini hakikaten o iyi malzemeyi kullanıp hazırlayıp taze taze önünüzde evet. satırla yapıp. Evet. Öyle, Öyle bir şey, bir yok şey yani. var onlarda yani. Tamam, Acayip sonra devam şey... edin. Aa, programı ya. bitireceğim bu. Baş başa <laughs> sohbete girdiler. ayol. Peki hanımlar beyler Türk Fatih Tutak hmm. Googlelayacaksınız ve Gonca Gül Sunar herhangi bir platformda ya da YouTube YouTube'da, üzerinde YouTube'da YouTube üzerinden var. arayacaksınız. Hayır. Seyircilerimize o e, hmm. Omikron'dan sonra ilk seyircilerimiz çok teşekkür ederiz. Bu kadar sabırlı, bu kadar dikkatli bize katıldıkları için ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.